Masada Ne Var'a hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. 3 başlığımız var. Önce her zaman olduğu gibi başlıklarımı sizlerle paylaşacağım. Ardından da sohbetimize geçeceğiz. İlk başlığımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaos dünyanın hakim rengi haline geldi diye konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Uyarılarda bulundu. Özellikle Refah'ta bugün çadır kent diyebileceğimiz bir noktanın vurulması, insanların alevler içerisinde kalması, cayır cayır yandığı görüntüler tüm dünyanın gündeminde, bizim de yüreğimizi parçaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'yu firavunlara, Hitler'e benzetti ve lanetlenecek dedi. Birçok gelişme var bu konuyla ilgili, hepsini paylaşacağız elbette. İkinci başlığımız ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in emekliler mitingi üzerinden siyasette popülizm emekli istismarı şeklinde. Zira Özgür Özel 1,5 asgari ücret vereceğiz diyor emekliye. Yaklaşık 30 bin liraya yakın bir vaadi söz konusu. Ama bu süreçte İmamoğlu mesela seçim öncesinde emekli 10 bin lira vaadi vardı. Herkes nerede kaldı diye soruyor. Bir de kentsel dönüşümde %65'ini evin biz yapacağız demişti. O da ortada yok. CHP'li belediyelerde maaşlar ödenemiyor, işçiler eylem yapıyorlar. Hani bir yandan bol keseden vaatler verilip diğer yandansa fiili durumda bunları yapmamak neye tekabül ediyor sorusunu da soracağız. Başka başlıklarımız da var. Özellikle bu sokak köpekleriyle ilgili bugün Tarım Bakanı Yumaklı'dan bir açıklama geldi. Türkiye'de 4 milyon köpek olduğunu söyledi. Başıboş köpek olduğunu söyledi. Yılda 260 bin, maksimum 350 bin kısırlaştırma yapabiliyoruz. Yani bunları kısırlaştırarak çözmek mümkün değil diye söyledi. Daha da vahimi, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'yi kuduz listesine almış vaziyette. Nereye gidiyor bu mesele? Bunu da konuşacağız bu siyasette popülizm üzerinden. Ve son başlığımız ise tabii ki demokrasiye vurulan kara leke üzerinden. Bugün gün boyunca 24 ekranlarında meseleyi sizlerle paylaştık. Masada Ne Var'da da konuşacağız elbette. 27 Mayıs'tan bugüne neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaydı bugün. Özellikle 22 yıldır AK Parti'ye yapılan saldırılara dikkat çekti ve bu sürece dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Onları da konuşacağız. Hadi başlayalım. Önce konuklarımı sizlerle tanıştırayım, ardından sohbetimize geçelim. Akşam Gazetesi yazarı Sayın Yusuf Alabar da bizimle. Hoş geldiniz. İyi yayınlar. Hoş teşekkür ederim. İbrahim. Star Gazetesi yazarı Hasan Hüseyin Öz bizimle. Siz de hoş geldiniz Üstad. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Levent Ersin Orallı bizimle. Siz de hoş geldiniz. Selam, hoş bulduk. Şimdi Sayın Alabar da öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını paylaşacağım. Gerçekten korkunç görüntülerden sosyal medyada görmüşsünüzdür siz de. Biz ekranlardan bunları paylaşmıyoruz, paylaşamıyoruz. Yani insanların cayır cayır, canlı canlı, çığlık çığlığa yandığı görüntülerden bahsediyorum. Onun yerine bazı illüstrasyonlar ve fotoğraflar var. Onları sizlerle paylaşacağım. En azından hissiyatın geçmesi açısından etkili olacaktır diye düşünüyorum ama. Şimdi esas manşetimize aldığımız konuyu değerlendirelim istiyorum. Kaos dünyanın rengi oldu diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan DEİK'te önemli mesajlar verdi bu konuyla ilgili olarak. Aslında dünya beşten büyüktür mottosuyla bu konuya hep dikkat çekmeye çalışıyordu. Önce Erdoğan'ın açıklamalarını bir izleyelim, ardından bugüne yansıyanları da konuşacağız. Şunu çok net görebiliyoruz. Uluslararası sistemde denge kaybolmuş, belirsizlik artmış, istikrarsızlık ve kaos dünyanın hakim rengi haline gelmiştir. Koronavirüs salgınının yol açtığı tahribatın enkazı kaldırılmadan Rusya-Ukrayna savaşı patlak vermiş, bunu 7 Ekim'de Gazze krizi izlemiştir. Açıkça ifade etmek gerekirse, şu an dünyada mazlumu koruyacak, zalimi durduracak, zulmün önüne geçecek bir kurumsal mekanizma yoktur. Küresel güvenliğin teminatı olarak yıllardır bize anlatılan kurumlar büyük bir zaaf içindedir. Küresel sistemin tüm unsurlarıyla günümüzün gerçeklerine göre yeniden dizayn edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Dünya beşten büyüktür tespitimiz, sistemin değişmesine olan acil ihtiyacı göstermektedir. Şimdi Sayın Alabar da buradan başlayalım müsaadenizle. Kaos dünyanın hakim rengi oldu deyince size ne ifade ediyor bu? Bunu sorayım. Ve bu kaosu önlemenin bir yolu yok mu? Evet. Soğuk Savaş bittiği gün bir makale yayınladı Fukuyama. Dünyanın işte artık düzen anlamında sona geldiğini, bundan sonra Batı liberal değerlerin tonları arasında mücadelelerin olacağını
Fakat artık yeni bir şey ortaya koymak mümkün değil anlamına gelen End of History diye bir makale yazdı. And the Last Man diye devam ediyor. Öyle olmadığını gördük. Dünya 1989'da duvarın yıkılmasından sonra geçen süreçlerde sevgili İbrahim, Pandora'nın adeta kutusu açıldı ve milyonlarca insan düzensiz göçmen haline geldi. Ruanda'da, Bosna'da, Suriye'de ama birçoğu da bizim coğrafyamızda büyük acıların olduğuna hep birlikte şahitlik ettik. Şimdi dünyanın bu düzensizliği ve içinde yaşadığımız kaos bir saat istikametinde devam edersek sadece etrafımızda Ukrayna'dan Gürcistan'a, Kafkasya'dan, Azerbaycan'dan, Ermenistan'dan, İran'a, Irak'tan Suriye'ye, inelim aşağıya Gazze'den, efendime söyleyeyim, ta Trablusgarp'a, Mali'ye, hatta Sahel bölgesine kadar etrafımızda var. Balkanlarda da Kosova kaynayan kazan biliyorsun. Şimdi bu dünya düzensizliği etrafımızda her yerimizi ısıtırken asıl sorun şu. Evet, kaos dünyanın rengi haline geldi. Biz bunun merkezinde şu an bulunuyoruz. Ülke olarak bir istikrar adası gibi çizdim biraz önce. Bu dünya kaosu, bu dünya düzensizliğinin nasıl bir düzene tebdil olması gerektiği konusunda kimsenin aklında net bir fikir de yok. Asıl sorun da burası bence. Ve bu düzen neden değişmeli? Çünkü tuz da koktu. Tuz da koktu. Tuz kokunca ne olur? Artık her şey bitmiştir. Sıfırdan başlarsın. İşte dünya tuzun da koktuğu ve yeni bir düzene tebdil olması lazım. Peki tuz neden koktu? Tuzun koktuğu ilk defa Gazze'de mi ortaya çıkıyor? Yani Birleşmiş Milletler'in ilgili kurumları tehdit ediliyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi tehdit ediliyor. Netanyahu'nun açıklamaları orada, Lindsey Graham'ın açıklamaları orada ve dün akşam gerçekleştirilen vahşet, bütün ağızlar kapalı. Batı liberal değerler adına Ursula von der Leyen denilen onursuz Avrupa Başkanı dahil olmak üzere ağızlarından bugüne kadar hiçbir şey duyamadık, hala da duyamıyoruz. Ölen Filistinlilerse sorun yok. Ölen Irak'ta Müslümanlarsa, Afganistan'sa, Pakistan'sa, Ruanda'ysa, hülasa antik Yunan dönemini kıstas alırsak, Site devletindeki efendilerse sorun var. Köleler ölüyorsa sorun yok. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın firavun benzetmesini de bu anlamda iyi anlamak lazım gelir. Şimdi Birleşmiş Milletler'in gözetiminde Srebrenica'da Hollandalı birliğin korumakla mükellef olduğu 8 bin tane insan Hollanda birliğinin gözünün önünde Ratko Mladic ve ekibi tarafından katledildiğinde de dünyada düzen kokmuştu. 250 bin Boşnak Müslüman Bosna'da katledildiğinde de, Felluce'de insanlığın en büyük soykırımları yaşandığında da, Afganistan'da yaşam merkezleri, köyler, kentler bombalandığında da. Ama burada artık öyle bir nokta var ki, tecrit edilmiş bir toplama kampı, Auschwitz bunun yanında 50 kere daha berrak sularla yıkanmış bir soykırım merkezidir. Auschwitz'in çok ötesine geçti. Hani o masum Yahudilerin katledildiği Auschwitz bu yaşananları gölgede bırakır cinsten. Şimdi böylesi bir durum yaşanırken insanlar tecrit edilmiş, ellerinde silahı olmayan bir halkın soykırımın cenderesinden geçmiş başka bir milletin oluşturduğu devlet tarafından soykırıma tabi tutulduğu gözüküyor. Ve adam inanılmaz. İsrail Dışişleri Bakanı dün bir tweet attı. İspanya Başbakanı bu kokmuş düzeni, kaosun rengi haline gelmiş düzeni eleştirip Filistin devletinin varlığını tanıyınca diyor ki ona, cahil adam diyor. Ben mealen söylüyorum. Eğer sen ne zorluklar altında olduğumuzu görmek istiyorsan diyor, Endülüs medeniyetinde diyor radikal İslam o coğrafyalara neler yaptı diyor, önce onu öğren. Bak, Endülüs medeniyeti İbni Meymun ile İbni Arabi'nin birlikte eğitim görüp birlikte yaşadıkları bir yer. Ne dedim ben şimdi? İbni Meymun
Yahudi ilahiyatının en önemli isimlerindendir. Yahudi ilahiyatının. İbn Arabi Türk tasavvufu, İslam'daki tasavvuf anlayışının en önemli isimlerindendir. Bunlar Endülüs medeniyeti içerisinde o kadar huzur içinde yaşadılar ki bugüne kadar Yahudileri kim nereden sürgün edip katledip soykırıma tabi tuttuysa içinde İslam yoktur. İçinde Hitler vardır, içinde Babil vardır, içinde İngiltere vardır. İçinde kirli İzabel'in Engizisyonları vardır. İçinde Sultan Selahaddin Eyyubi yoktur. Aslan yürekli Richard diyor ki o kadar koyu Katolik ki Ortodokslar dahi cehenneme gidecek diyor. Cehenneme gitmeyip cennete de giremeyecek fakat Araf'ta kalacak bir kişiyi bilirim diyor. Sultan Selahaddin Eyyubi. Neden? Müslümana, Yahudiye ve Hristiyana sonsuz bir özgüven içerisinde bütün haklarını verdiği için. Şimdi konuyu bağlıyorum. Bu Endülüs 1492 senesinde yıkılınca kirli İzabel geldi, Endülüs'e el koydu. Yahudileri ülkeyi terk etmek için belli bir süre verdi. O süre içerisinde insanlar gemilere doluşup gidebilmek için Venedik tacirlerine evlatlarını esir verdiler. Ellerinde kollarındaki her şeyi o Venedikli tacirlerinin gemilerinin sahiplerine verildi. Vatikan Kilisesi'ne verildi. Veremeyenler orada yıkıldı, soykırıma tabi tutuldu. Bir Osmanlı padişahı vardı, Sultan Bayezid Han. Kemal Reis'i gönderdi. Bedavaya kadırgalarıyla beraber İzmir, Selanik, İstanbul hattına Hristiyan, Katolik, koyu inancına mensup kirli İzabel'in Engizisyonundan bugün İsrail Dışişleri Bakanı'nın yine İslam nefretiyle açıkladığı tweetin tam tersine o bir günah insanları aldı, yerleştirdi. İşte İstanbul'da yaşayan Musevi vatandaşlarımız ta o zamanın emanetidir bize. Hala da emanet kavramını kullanıyoruz. Allah bize başka lisan kullanmayı da nasip etmesin. Şimdi böyle bir devletin böylesine nankör, böylesine efendime söyleyeyim soykırımcı, böylesine vahşete düşkün bir şekilde bunları yapıp kendileriyle ilgili uluslararası ceza mahkemesinde görülen davadan dolayı mahkemenin savcısı Kerim Han'ı arayıp biz bu mahkemeleri Putin gibiler için kurduk, Afrika gibi ülkeler için kurduk. Sen İsrail'i yargılarsan Amerika'nın egemenliğini de tehdit etmiş olursun diyerek açıkça tehdit edildiğini birileri açıklamadı. Kerim Han çıktı, kendisi açıkladı ve dedi ki bu mahkemeler Nürnberg'in mirasıdır. Nürnberg neydi? Nazileri yargılayan mahkeme. Şimdi kardeşim olay bu kadar net. Nürnberg'in mirası olan mahkemeler Nürnberg mahkemelerinin mazlumları tarafından farklı bir noktada farklı bir yargılama yapmaya doğru pupa yelken gidiyor. Dünya kaos dünyanın rengi haline geldi. Düzen çöktü, tuz koktu, mahkemeler tehdit ediliyor. Yeni bir düzenin ne olacağını bilmiyoruz. Nasıl bir düzene evrileceğiz bunu da bilmiyoruz. Şunu biliyoruz. Yeni bir düzene geçiş çok kanlı olacak. Çok canlar yanacak. Çok büyük felaketler, çok büyük savaşlar kapımızın önünde bizi bekliyor olacak. Hazırlıklı olmak lazım. Geminin direklerine saldırmamak lazım. Peki şimdi Üstad devam edeceğiz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bu konuyla ilgili de bir değerlendirmede bulundu. Gazze'de işte insanların önce burası güvenli buraya gidin deyip sürüldüğü sonra da işte orada çadırlarda yakıldığı olayla ilgili olarak. Hem Erdoğan'ın bu açıklamasını size bir izlettireyim hem de Netanyahu kısa süre önce gördüm az önce düştü. Diyor ki ya trajik bir hata oldu diyor. Ya. İlk kez Netanyahu bir konuyla ilgili. Yani en azından bu kadar uluslararası camiadaki tepkilerden sonra bir santim de olsa geri adım atmak zorunda hissetmişim kendisi. Ama Erdoğan'ın açıklaması çok dikkat çekici. Tıpkı özendiği Hitler gibi, Milošević gibi, Karadžić gibi ve tarihteki diğer firavunlar gibi lanetle anılmaktan kurtulamayacak diyor Netanyahu için. Bir izleyelim arkadaşlar. Terör devletinin kanlı ve kalleş yüzünü bir kez daha ifşa etmiştir. Netanyahu ve cinayet şebekesi Filistinli halkının
kahramanca direnişini kıramadıkça ülkesinde iyice köşeye sıkışmakta, daha fazla kan dökerek siyasi ömrünü uzatmaya çalışmaktadır. Ama bunun hiçbir fayda sağlamadığını pek yakında görecek. Tıpkı özendiği Hitler gibi, Milosevic gibi, Karadžić gibi ve tarihteki diğer firavunlar gibi lanetle anılmaktan kurtulamayacaklardır. Türkiye olarak insanlıktan zerre kadar nasibini almamış bu katillerden, bu barbarlardan hesap sorulması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şimdi Üstad, hem Erdoğan açıklamalarını değerlendirmenizi rica edeceğim, hem de küresel bir apartheid sistemi içinde yaşıyoruz artık diye değerlendirmeler var. Bilmiyorum, katılır mısınız? Şu an nasıl bir sistemde dünya? Şimdi çok acı bir olayın arkasından bu yorumu yapıyoruz şüphesiz. Kaosun, küresel kaosun en büyük göstergelerinden bir tanesi artık İsrail'de yaşanılan hadise. Aslında şöyle bir durum var. Norman Finkelstein'ın Soykırım Endüstrisi diye bir kitabı var. Siyonist rejimin özellikle Hitler katliamına ilişkin kendisine çıkar sağlama fırsatı oluşturduğu biliniyor artık. Yani şunu söylüyorum. Soykırım bizzat endüstriye dönüştürüldü. Ve bazı katliamların, soykırımın perdesi haline getirildi. Bugün küresel kaotik sistemi besleyen ana unsurlardan bir tanesi zaten 1945'te oluşturulan kurumların hepsinin artık işlevsiz hale geldiği, bilakis bazen perdeye dönüştüğü gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bugün İsrail'in yaptığı soykırımın esas perdesi bence bu uluslararası sistem. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika tek kişi elini kaldırıyor ve soykırımınla ilgili yargılamanın, efendim karar alınmasının önüne geçiyor. Yani bu çok net görünüyor artık. Yani bizzat bugün düzen diye ortaya konulan kurumlar, kuruluşlar sistemin bizzat soykırımın tarafı konumunda. Küresel ırkçı apartheid sistemini besleyen unsur da bu aslında. Yani bu perdeler olduğu müddetçe bu katliamlar devam edecek. Mazlum insanlar da ölmeye devam edecek ve muhtemelen kaos gittikçe büyüyecek. Daha temele inmemiz lazım geliyor bana göre. Avrupa'da bir hukuk sistemi oluşturuldu geçmiş yüzyıllarda. 1815 Avrupa dengesi diye bir sistem var. Uluslararası hukuk bunun üzerine oturtuldu. Aslında hukuk sadece ve sadece Avrupalılar için geçerli olan bir şeydi. Avrupa'nın dışındakiler ancak medeniyet götürülmesi gereken, din götürülmesi gereken insanlar olarak biliniyordu. Gelinen nokta bunun yansımaları, yani başka bir şey değil. Şimdi İsrail katliamı yapıyor, Avrupa, Amerika sırtını sıvazlıyor. Yani İsrail başka bir şey yapmaz zaten bundan sonra. Yani karşıda ebabil kuşları var. Ya yani bu çok net. Küçük bir topluluğa karşı korkunç silahlarla saldıran bir grup var. Israrla 7 Ekim bahane edildi ve oradaki katliama göz yumuldu. İşte bir tanesi çıktı dedi ki Biden, ben Hristiyan Siyonistim. Diğeri, ben bir Yahudi olarak geldim buraya. Yani Dışişleri Bakanı değil, bir Yahudi olarak geldim. Şimdi orada getto psikolojisini yaşayan ve Avrupa tarafından ötekileştirilmiş bir topluluk belli bir süre sonra bu kadar övgüyle ne yapar? Şımarır ve keskinleşir. Yani katliamı sıradanlaştırır ve çok açık bir şekilde insanları katleder.
Ben daha farklı bir şey daha dile getirmek istiyorum. Bizim, yani Sayın Cumhurbaşkanı çok net söyledi. Dünya sistemine bir meydan okumaydı bugünkü konuşması. Daha önce de Dünya 5'ten büyüktürle bir sistem önerisi getirmişti. Fakat İslam dünyasının en fazla geliştirdiği tepki slogandan öteye gitmiyor. Yani 1917'den beri orada bir olay yaşanıyor. Bir terör var. Bunun adını koyalım. Yani 1917'den beri süren bir terör var. 1948'de uluslararası hukuk şemsiyesi altına girdi. Bir devlet vasfıyla. Ama terörü her türlü yani ne sınır tanıdı, insanların topraklarına saygı duymadı. Zaten canları artık onlar için sıradan bir şeydi. Ve insanları katlederken biz çekildiğimiz her sınırın arkasından sadece slogan attık. Yani özellikle Arap dünyası sadece slogan attı. Ama sokaklar tabii çok hareketli. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Devlet bazında sadece slogan atıldı. Sadece efendim kınama sözcükleriyle geçirildi. Fakat günün sonunda büyük stratejik çıkarlar seslerin kısılmasına sebep oldu. Yani böyle bir vaziyet var. Peki şimdi bugün mesela sosyal medyada birkaç paylaşım da vardı. Mesela işte sinagogda idam edilen Filistinli kuklası asıp etrafında böyle değişik hareketler falan yapıyorlar. İşte ateşler yakıyorlar. Ateşlerin etrafında böyle hani Filistinlilerin kanını akıtmak üzerine söylediler, paylaşıyorlar. İsrail'de insanların böyle kafa yapısı da bir şekilde yani çocukluktan itibaren biçimlendiriliyor mu? Ya bir insan bu kadar vahşi nasıl olabilir diye insan soruyor. Bilemiyorum yani hani normal düşünme biçimiyle ben bunları yorumlamakta zorlanıyorum artık. İbrahim Bey, getto psikolojisi diye bir hadise var. Yani Avrupa'nın gettolarından buraya sürülmüş insanlardan bahsediyoruz. Yani getto dediğiniz şey şudur. Sınırınızın dışında, gettonuzun dışındaki düşman. Korkuyla beklediğiniz düşman. Devamlı bu psikolojiyle yetiştirildi. İkincisi Tevrat'a baktığınız zaman bu psikolojiyi orada da okuyabiliyorsunuz. Fakat Siyonist teoloji bunu sistemli hale getirdi. Yani modern faşist siyonist teoloji bu korkuyu kendi insanları içinde sıradanlaştırdı. Yani o görüntülerin daha berbatını mesela şeyde de görebiliyorsunuz. New York'ta da görebiliyorsunuz. New York'ta bir sinagogda geçenlerde bir kazı yapılmıştı malum. Aynı şeyi görebiliyorsunuz. Yani bu psikolojik bir travma, tarihsel bir travma. Yani şeyi 1945'teki Hitler katliamından öte bir şey bu. Yani evet. Buradaki insanların yaşadığı kaotik zihin dünyası, yarılmış benlik ister istemez buna sebep oluyor. Fakat biraz önce dediğim gibi sistem bunu besliyor aslında. Uluslararası sistem de besliyor bunu. Yani şöyle, bu insanların acıları geçmişte istismar edildi. Bu insanların yani Yahudilerin Hristiyan-Yahudi çekişmesinden mütevellit bir günah çıkarma operasyonuna dönüştü ve acıları istismar edildi. Abartılı bir övgüye dönüştü bu süreçte. Özellikle 1945'ten itibaren de bu Hitler'in gerçekleştirdiği soykırımdan sonra da bir yurt verildi. Ve bu yurtta kalmaları için sistemli bir soykırım söylemi geliştirildi. Evet. Yani bugün yaşanan şeylerin temelinde... Yaptıkları her şeyi meşru görüyorlar kendi kafalarında. Tabii yani aslında bu işte dediğim gibi oluşturulan hukuk düzeniyle ilgili bir peki. Durum. Peki. Üstad şimdi Kızılay'dan bir ses var Mısır Gazze sınırından. Onu bir izlettireceğim. Sonrasında da iki sorum olacak. Bir tanesi işte bir yandan insanları böyle çadırlarda canlı canlı yakıyorlar. Diğer yandan açlığa mahkum ediyorlar. Mesela girebilen birkaç tırı yolda yağmalıyor. İsrailli işgalciler işte un çuvallarını yerlere döküyor. Şoförleri tehdit ediyor. Korkunç bir görüntü var. Ama Kızılay ekibinden gelen sesi de bir duyurmak istiyorum. Çünkü acil barışa ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. Ben Türk Kızılay Mısır Ekip Başkanı Ferhat Sürmeli.
Refah'a yalnızca yarım saat mesafede insani yardım malzemelerimizi Gazze'ye göndermek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. İnsani yardım malzemesinin girişi kısıtlı, bombardıman durmaksızın devam ediyor ve insanların en temel hakkı olan yaşama hakkına kastediliyor. Bizler insani yardımın sürekli olarak durmadan devam etmesini istiyoruz. Gazze için, insanlık için savaşa hayır deyin. Şimdi çağrı bu. Bir de aynı zamanda Lahey'den, Adalet Divanı'ndan bir biliyorsunuz karar çıktı. Hem saldırıları derhal durdurun hem de işte insani yardım için kapıyı açın dediler ama Netanyahu Lahey'de umursamadı. Yani nereye varacak bu mesele? Bir bunu soracağım. Bir de hani bu değerlendirmelerle beraber Birleşmiş Milletler'den de bir Srebrenica soykırımı ile ilgili olarak karar çıktı. 11 Temmuz artık bir soykırımı anma günü olarak tüm dünyada tescil edildi. Şimdi Erdoğan da bu lanetlenecekler ve bunun hesabını er ya da geç verecekler demişti. Bu anlamda geleceğe dair de mücadeleyi sürdürmek gerekiyor mu bu meselelerle ilgili, yoksa artık bu yanlarına kar mı kalacak sizce? Hani Sırplarla ilgili süreç, İşte Yahudilerle ilgili ya da işte İsrail'lekilerle ilgili ya da Netanyahu ve savaş kabinesiyle ilgili yürüyecek mi sizce? Nasıl yorumluyorsunuz tüm bu süreci? Bir defa programın başında uluslararası sistemde bir değişim ve dönüşüm vurgusu yaptık. Fakat Yusuf Bey de dönüşümün hep kanlı olduğunu söyledi. İlk dönüşüm 1648'di, Westfalia. Evet. Devlet kurduk 30 yıl savaşların ardından. Protestanlar ve Katolikler... Binlerce, on binlerce insan hayatını kaybetti, bir Avrupa Savaşı'ydı. Ama yetmedi. 1815, Hasan Hüseyin Bey vurgu yaptı. Viyana düzeni. O neydi? Napolyon Savaşları'ydı. Yeniden bir Fatih olma edasıyla ortaya çıkan, ben 3. Sezar olacağım diyen Napolyon, yine milyonlarca insanı katletti. Ve Avrupa'da bir defa daha düzensizlik, kaos. Ardından 1815 Viyana düzeni doğurdu. Ama yetmedi. Avrupa... Batı dünyası kan emici bir canavar gibi aslında, vampir gibi. Birinci Dünya Savaşı devreye girdi. Neydi? Bir paylaşım savaşıydı aslında. Önce Afrika'yı fethettiler. 1878-79'da Berlin Kongresi'nde 10 binlerce, 100 binlerce siyahi Afrikalıyı köleleştirdiler, katlettiler. Yetmedi. Afrika'daki paylaşım savaşı Avrupa'ya geldi. Birinci Dünya Savaşı. Fakat Birinci Dünya Savaşı'nın doğurduğu barış ortamı 1918 ve 19'da kendi işlerinde, yani Versailles süreci, Neuilly süreci, yeni savaşları doğuran bir barış oldu. Haksız bir barış oldu ve İkinci Dünya Savaşı. Ardından Yusuf Bey vurguladı. Soğuk Savaş dönemi, detant, dehşet dengesi dedik. Orada bir düzen vardı. Kaostan beslenen değil, şiddetten beslenen bir düzen vardı. Çünkü iki taraf da çok kuvvetliydi ve bu dolayısıyla bir düzeni doğuruyordu. Fakat 1800 sonu, 1989 neydi? Fukuyama dedik. Tarihin sonu dendi ve dendi ki bir tane hegemon var. ABD savaşı kazandı, kapitalizm başardı. Bu saatten sonra tek kutuplu dünya düzenine alışmak zorundasınız. Batı tarzı giyineceksiniz. Batı tarzı konuşacaksınız. Filmleriniz, dizileriniz batı tarzı olacak. Kılığınız, kıyafetiniz, okuduklarınız, üniversite hayatınız, eğitim, öğretim döneminizi ben belirleyeceğim dedi. Ne zamana kadar? 90'lı yılların sonuna kadar. Doğudan bir yükseliş... Bunun adına Çin diyebilirsiniz ya da mazlum milletlerin bir miktar kıpırdanması ve yeni dünya düzeninin talepkarı oldular. İşte sorduğunuz soru bunlara doğru. Çok kutuplu dünya düzenine doğru evrilme ihtimalimiz varsa bir yargılama mekanizması kuralım. Bunun adına Uluslararası Ceza Mahkemesi diyelim, 1999 Roma statüsü ve bu düzenin ayaklar üzerinde bir şekilde durmasını sağlayalım. Ama Hasan Hüseyin Bey... Bir hukukun dayatılmasından bahsettik ki biz buna, bana sorarsanız 27 Mayıs'ta da 12 Eylül'de uzunca konuşacağız. Maruz kaldık. 61 Anayasası, 82 Anayasası, onların yaptığı yasal düzenlemeleri içine almak zorundasın. Bu mirasın nereden alıyordu? Roma hukukundan. Çünkü demişlerdi ki bundan 1000 yıl önce ya benim hukuk sistemime uyacaksın ya da ben sana parmakla barbar diyeceğim. Ve bana barbar dediler. Çok da keyif aldık. Eğer barbarlık buysa... Lütfen siz de bizim masamıza, bizim soframıza oturun dedik. Şimdi bugün de aynısını söylüyorlar. Bu defa kime barbar diyor? Ey Uluslararası Ceza Mahkemesi, Putin'den başkasını yargılamayacaksın. Milosevic'den, Karadzic'den başkası burada yargılanmayacak diyen zihniyet, ya buradasın ya barbarsın deyip 7 Ekim sonrası Hamas'ın operasyonlarında Müslüman dünyanın bu defa tamamına, evet siz katilsiniz. Bu da bütün dünyanın kalan kısmının meşru müdafaa hakkıdır teziyle karşı çıkış yaptı. Ve biz bu stüdyoda Birleşmiş Milletler'le ilgili Adalet Divanı'nın aldığı kararı
kendi adıma şöyle yorumlamıştım. Bir ay içinde İsrail'e rapor yazın deniyorsa bir ay daha katledin anlamına gelir. Ve biz burada bir handikaptaydık. Neydi? Bir devlet var ve terör yapıyor. O kadar büyük bir evrim geçirdiler ki. Devlet terörüydü, terör devleti oldu. 7 ayda, 8 ayda gelinen nokta itibariyle artık İsrail'in bayrağında açık bir şekilde biz devlet olarak terörizmi destekliyor. Hatta terörizmin ev sahibini yapacak kadar kendimizi uluslararası hukukun dışında tutuyoruz. Bana sorarsanız dışında da değil. Üstünde tutuyoruz ve belirleme gücüne sahibiz cümleleri, mottoları yerleşmeye başladı. Adalet Divanı her verdiği bir ayda ek rapor daha yazın, şunu da yazın, ateşkes yapın dedikçe biz bir gerçeği öğrendik. Artık yeniden kan dökülüyor ve demek ki Birleşmiş Milletler düzeyinde sonuna geldik. Çünkü kim kurmuştu? Daha İkinci Dünya Savaşı devam ediyor. Peki Srebrenica kararı bir elini yıkama mıydı acaba? Ben çok doğru bir karar olduğu konusunda hepimiz de hemfikirim. Bununla beraber eğer siz 8 bin kişinin katledildiği Srebrenica'ya bakıp soykırım diyorsanız o zaman döneceksiniz, Hocalı'yı da tanımlayacaksınız ama döneceksiniz, Filistin'de yaşananları tanımlayacaksınız. Çünkü bugün 8 bin değil, 18 bin, 28 bin değil. 36 bin bu süreç geçti. Sadece 7 ayda 36 bin oldu diye buna soykırım demeyeceksiniz. O zaman sizin yaptığınız bu tanımları bir daha konuşmamız lazım. Çünkü siz tanımladınız 1949 yılında soykırımı. Siz tanımladınız 1949'da Cenevre'de savaş hukukunu. Ve siz tanımladınız ahde vefa ilkesinin ne demek olduğunu. Eğer yaptığınız tanımların tamamını hiçe sayıyorsanız o zaman lütfen bu tanımlardan avade bırakılmış, bu tanımların dışında hareket eden barbar dediğiniz biz yeni dünya düzeninin kurucusu olmaya adayız. Çünkü medeniyet diye tasavvur ettiğiniz alan artık anlamını kaybetti. Kabiliyetini yitirdi. Sizin artık insan hakları raporları yazarak ey Türkiye, ey Rusya, ey Çin deyip bana parmak sallama gücün kalmadı. Şimdi durumda iki tane görüntü izlettireceğim. Süreyi de makul kullanmak için. Bir tanesi şimdi bir göçmen, Afrikalı bir göçmen. Mesele de şu. İngiliz bir aile Fransa gezisi sonrası eve döndüğünde aracın üstünden ses geldiğini fark ediyor. Ondan sonra üzerinde bir portbagaj var. Görüntü versin arkadaşlar. Şu görüntü. İşte polisler geliyor, açıyorlar falan. İçinden bir Afrikalı sığınmacı çıkıyor. Ondan sonra işte şu an işte dünyada hani yerine edilmiş insanların sayısı 80 milyon civarında diye kabul ediliyor. Daha da belki fazla. İşte insanlar işte Akdeniz'de, Ege'de boğuluyorlar. Birçok yerde sınır boylarında kayboluyorlar. Çocuklar kaçırılıyor. Nereye gittikleri belli değil. Dünya bu şekilde. Bir de Amerika Birleşik Devletleri sınırından bir görüntü paylaşacağım sizlerle. Bir Türk, sınırı geçen bir Türk diye paylaşıldı. Mesele şu, sınırı geçer geçmez de Amerika Birleşik Devletleri'nin şeyinden şikayet ediyor. Ya hiç sınır güvenliği yok diyor. İpsiz sapsız ama diyor. Geçtikten sonra psikopatı gelir diyor. Bu sınır güvenliğini artırmak lazım. Bu görüntü o da. Bu da Amerika'da çok konuşuldu. Şimdi bunu da şey için aldım. Yani hani göç meselesi sadece hani bize diyorlar işte sınırlarınızdan o geçiyor bu geçiyor işte alt koskoca Amerika Birleşik Devletleri oradan geçen bir Türk de diyor ki bakın yani sınırlarınız diyor kevgire dönmüş diyor. Okuyun arkadaşlar dönsün lütfen. Did you have to pay a cartel? Yes. How much? Around 10,000. 10,000 dolar civarında bir para vermiş kartel. In fact, the American people is right, completely true. Who come into this country, they don't know. Well, okay, I'm good, but how if they're not good? How they kill a psychopath else? Bir size yavaş yavaş da bu faslı kapatmak istiyorum çünkü. O zaman çok kısa. Biz Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde göç araştırma merkezini kurduk. Mesele bunların önlenmesi değildi, araştırılmasıydı, sosyolojik altyapısının araştırılmasıydı. İnsanların göç etme sürecini olan doğrudan eğilimlerinin ortaya çıkarılmasıydı. Konu sadece Suriyeliler de değildi. Ve bir realite ortaya çıktı. Dünyada 80 milyon yerinden edilmiş, 289 milyon, 290 milyon göç etmiş insan var. Çok büyük bir kısmı bir sosyal refah arayışı içerisinde. Sosyoekonomik durumundan kaynağını alıyor ki bu Türk'ün durumunda çok farklı olduğu kanaatinde değilim. Peki bu mültecilerin korunmasına ilişkin sözleşme kimin için yapıldı? O da İsrail. O da Museviler için yapıldı. Ve tanımı şuydu sözleşme yapıldığında. Sadece batıdan doğuya doğru göç edenlere mülteci denir. Doğudan batıya doğru göç edenlere mülteci denmez. Geçici koruma statüsünü verin. Yani Suriyeli göç ettiğinde, Afgan, Bangladeşli göç ettiğinde mülteci olmayacak. Ama İsrail'i göç ettiğinde mülteci olacak. Ve dünyada pasaportu olmadan, kimliği olmadan istediği yerde göç etme kabiliyetine sahip olacak. Tıpkı Roma hukukunun uygulandığı gibi. Eğer bu kurallara uymuyorsan barbarsın dediler. O zaman bugün 1950'li yıllarda ortaya çıkan bütün kurallar bilinsin ki
Musevi hukukunu, Musevilerin yaşam standartlarını korumak adına konumlandırıldı. O zaman bu tanımlara göre ben barbar oluyorum. Evet. Ne mutlu ki ben bu düzene ayak uyduramayan Doğu yurttaşlarından bir tanesiyim. Mazlum yurttaşlardan bir tanesiyim. Ama bu söylemlerden galiba artık o mazlum milletlerin aksiyon haline geçmesinin vakti geldi diye inanıyorum. Peki Sayın Alabarda, şimdi sınır güvenliği demişken memleketin sınır güvenliği ile ilgili sorularım olacak, değerlendirmelerim olacak. Bir tanesi PKK'nın elebaşlarından birisi Bese Hozat yine kendi müzahir medyasına bir röportaj verdi ve diyor ki yani Türkiye artık iyice sınırdan üstümüze gelmeye başladı. Kendisi Cemil Bayık'la beraber sözde KCK Yürütme Konseyi'nin eş başkanı, yani terör örgütündeki böyle kırmızı kodlu arananlardan bir tanesi. Türkiye aslında harekatını da başlattı, adım adım yerleşti diyor. Biri diyor ki bunlar misak-ı milli peşindeler aslında diye söylüyor. Biraz kışkırtıcı mesajlar da var. Şimdi bir sorum şu olacak. Bir Türkiye'nin bu sınır ötesi operasyonuyla ilgili kendisi Haziran başında bekliyoruz diye de açıklamalar yapmış. Ve bir panik havası var terör örgütünde. Bir bunu soracağım. Bir de PKK, ABD, İsrail, DEM bu sınır ötesi operasyon yapıldığında ne olacak, ne yapacaklar diye merak ediyorum. Ve bu süreçte ilginç bir gelişme daha oldu. 11 Haziran'da Suriye'de bu PKK-YPG sözde kantonlarına seçime gitme kararı aldığını açıkladı. Ve bir seçim yapma yolunda hazırlıklar yapıyorlar. Ne pişiriliyor şu anda bizim sınır ötemizde? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu düzensiz göç kapsamında sınırlarında 60 binin üzerinde Mehmetçik ve Emniyet Teşkilatı personelimiz var. Bu bugünkü bildiğimiz anlamda birçok Batı ülkesinin bütün asker mevcudiyetinin çok daha üzerinde bir rakam. Kaldı ki Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili hususlarda almış olduğu tedbirler İran başta olmak üzere bölgedeki birçok ülkeye de ders olma niteliğinde. Peki Yusuf Alabar'da bunları konuşuyorsun da Bangladeşli, Pakistanlı, Afrikalı bunlar nereden geliyor? Şimdi öncelikli olarak burada düzeltmemiz gereken birkaç şey var. Biz zannediyoruz ki ülkemizde yaşayan bütün yabancılar düzensiz göçmen. Hatırla, Karabük Üniversitesi'nde Afrikalı öğrencileri aynı çuvalın içine koyup AIDS yiyorlar diyerek galeyana getirmeye kalktılar. Şöyle bir şey. Halbuki Türkiye'nin yabancı öğrenciden elde ettiği şu an için gelir 2 küsür milyar dolar. Ve bu öğrenciler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sınava giriyor. Dışişleri Bakanlığı tarafından vize veriliyor. Ve burada ilgili üniversitelerde okumaya hak kazanıyorlar. Yani siz nasıl Almanya'ya, Fransa'ya gidebiliyorsanız vize karşılığı bu insanlar da gelmiş. Fakat Türkiye'nin bu öğrenciler nezdinde ve yumuşak güç kapsamında ortaya koymuş olduğu bu cevvaliyet birilerini rahatsız ediyor. Dolayısıyla gördüğümüz yabancılar sığınmacı değildir direkt anlamında. Yani görür görmez al bu sığınmacı. Sığınmacı Türkiye'de Suriyeliler sığınmacı, bazı Iraklılar sığınmacı. Ama Bangladeş'ten, Afrika'dan gelenler düzensiz göç unsurları. Şimdi bu düzensiz göç unsurlarına tarihsel perspektifte baktığınızda ne Hadrianus Duvarı bunların derdine çözüm olabilmiş İngiltere'de, ne Çin Seddi bu düzensiz göç statüsünde olmasa da akınları durdurabilmiş. Yani duvarlar, Majino hatları, Adrianus duvarları, Çin setleri falan belli bir önlem almak içindir. Türkiye'nin de ortaya koymuş olduğu 1500 kilometrenin üzerinde akıllı duvar sistemi var. Buna rağmen Türkiye için düzensiz göç en büyük sorunlardan bir tanesidir. Tıpkı Amerika için olduğu gibi, tıpkı Almanya için olduğu gibi. Ben önümüzdeki süreçlerde Türkiye'nin burada çok daha aktif olacağını düşünüyorum. Peki gelelim sınır ve ötesindeki güvenlik meselesine. Bese Hozat itiraflarına. Ya, sıradan gidiyorum. Sorduğunuz sorulara göre şey yapıyorum. Teşekkür ederim. Bese Hozat bu PKK'nın sözde kendi kendine çatışmasızlık sürecini bitirdiğini açıklayan teröristin adı. Hatırlarsanız Suruç'ta iki polis memurumuz şehit edilmişti. Arkasından P-16'lar kalktı, havalandı. PKK inlerini vurdu. Bese Hozat da dedi ki bundan sonra işte bağımsızlığımız için halkların özgürlüğü savaşı başlamıştır falan. Şimdi de diyorlar ki Haziran ayında biz böyle bir şey bekliyoruz ve hazırız falan. Bir sürü şey var orada onun içinde. Ya kardeşim, siz 2015'ten bu yana deliğinizden çıkamaz hale geldiniz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o kahhar olan gücü önünde ya da sonunda Irak'ta da Suriye'de de zaten şu an devrede daha da ağırlığını hissettirecek. PKK dem ne yapar? PKK PKK'lığını yapar. Kışkışlığını yapar.
PKK'da PKK'lılığını yapar. Zaten harekat ona düzenleniyor. DEM Partisi ne yapar? Ha, bunu sorabiliyorsak DEM Partisi, HDP bu ülkenin anayasal düzeniyle ilgili sorunları yaşıyor olduğunun bir kez daha ikrar etmiş oluyoruz. DEM hiçbir şey yapamaz. DEM bu anlamda Türkiye'yi karıştıracak bir hamle yaparsa işte o zaman biz deriz ki 6-8 Ekim olaylarından dolayı Selahattin Demirtaş hapse atıldı diye sinenizi yırtıyordunuz. Bakın alın yine çağırıyorlar devam sokağa. Ediyorlar. Çünkü artık DEM Partisi'nin sokağa davetlerinin hiçbir öneminin kalmadığını hem Çukur teröründe gördük yaşadık hem de sonrası birçok olayda yaşadık. Dolayısıyla DEM ne yapar? DEM siyaseten eleştirebilir. Ama onun dışında hiçbir şey yapamaz. Yaptırtmamak, nefes dahi aldırtmamak lazım düzenin dışında bir hukukun dışında bir husus için. YPG'nin Suriye'deki seçimi, evet orada bir seçim ortaya koyuluyor ama uluslararası anlamda orada PKK'nın bir yan kolu olan YPG'nin bir seçim yapması ve bu seçimin sonuçlarına göre de facto bir durum ilan etmesinin önüne geçecek dört kapsamlı harekat yaptı. Tel Aviyat'ı ne yapacaksın? Rasulayn'ı ne yapacaksın? Aradaki 120 kilometreyi ne yapacaksın? Afrin'i ne yapacaksın? Fırat Kalkanı bölgesini ne yapacaksın? Belki bilinmez önümüzdeki bir süreçte Türkiye-Irak derken Münbiç'le Tel Rifat gibi bölgelerde de çok daha kapsamlı şeylerin olabilme ihtimali bir bakarsınız çıkar. Çünkü bu strateji gereği davulla zurnayla her zaman ilan edilmek zorunda değil. Doğru. Dolayısıyla ben YPG'nin yapmış olduğu bu seçimin ne anlama geldiğini anlamak için bir örnek vereceğim. Bir seçim yapıyorlar Suriye'nin kuzeyinde ama Suriye'nin kuzeyinden YPG baskısından dolayı kaçmış ERNK Kürtleri Suriye ve Irak hattında kendi evlerine dönemeyip orada bekleşiyorlar. Bir, iki, Münbiç'in Arap aşiretleri PKK oraya YPG de altında teneffüs ettikten sonra hala BM'nin Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin de kayıtlarıyla sabit ki Münbiç'teki evlerine 30-40 kilometre mesafede IDP, Internally Displaced People, yani içeride muhacir durumuna düşmüş insan statüsünde çadırda yaşıyorlar. Ya sen oradakini sürmüşsün, Münbiç'tekini sürmüşsün, ERNK'nın Kürtlerini sürmüşsün. Türkiye'de de kendin gibi düşünmeyen herkese tırşıkçı Kürt diyerek etiket yapıştırıyorsun. Kemal Burkay gibi kimlik inkarı sürecinde Kürtlerin vicdanı olmuş adamı bile tirşikçi ilan ettiklerine göre Suriye'nin içerisinde neler yapıyorlar? Dolayısıyla bu insanları kendi vatanlarından mesela, sürdükten sonra seçim yapmanın ne anlamı kalır? Suriye, Esad Esiz. Suriye Kürtistan Demokrasi Partisi'nin bürolarını yaktılar. Yaktılar, mesela. Liderini öldürdüler. Yani. Liderlerini öldürdüler. En son yine bu hafta işte saldırılar oldu. Biz hani bu seçimi tanımıyoruz. Şimdi neyin seçimini yapıyorsun sen? Neyin seçimini? Dolayısıyla kendileri çalar, kendileri oynar ama bu bir Brett McGurk haklıdır. Brett McGurk haklı boş durmuyor ama Türkiye'de aslında bütün umutları 14 Mayıs 2023 seçimleriydi. Eğer başarılı olsalardı Kemal Kılıçdaroğlu isimli ana muhalefet partisinin Cumhurbaşkanı adayı oradan asker çekeceğini de açıkça söylüyordu. Askeri hayır dediler. Ve işte 20 tane de eşit parçayı ülkeyi bozdu. Ülke burada bir feraset kullandı. Biz burada sinemizi yırttık. Çıktı küfürbazlar falan YouTube kanallarında. İyi ki bu adam seçilmemiş. Bize küfrediyordunuz. Ya. Bize küfrediyor. Bugün dünyada bugün. Kim Kılıçdaroğlu diyor ki ben Cumhurbaşkanı olmak istemiyordum. Beni zorla iteklediler. İşte ben kendimi işin içinde buldum falan. Pes. Pes yani. Peki Üstad şimdi bir sorum daha var. Bu süreçte hani hem oradaki Kürtlerin baskılar varken hem de mesela Deirizor'da, Haseke'de, Rakka'da falan eylemler vardı. Çünkü PKK, YPG özellikle SİHA'larla yapılan operasyonlardan dolayı ekonomik birçok kaynağını kaybettiği için köylünün buğdayına çökmeye çalışıyor. Ve 0.31 sent bu sene fiyat vermişler. 2 sene önce 1 dolara yakın, yani yarım dolardan fazla bir rakam verilen bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi sizce gidişat ne? İşte bu seçim yapmalar, işte bu köylüye yönelik protestolar, baskılar, bir şekilde PKK'nın o hakimiyet kurmaya çalıştığı alanlarda da yavaş yavaş halı altından kayıyor mu? Amerika'nın desteği yetersiz mi kalıyor bu meselelerde? İşte bu protestolardan görüntüler de geliyor ekrana. Mazlum Kobani Amerika Afganistan'dan çekildiğinde yalvarıyordu. Yani size artık biz de güvenemeyebiliriz diye. Onların şemsiyesi Amerika. Ama Amerika'nın kendi iç çelişkileri, kendi iç kavgaları
bölgede ne kadar kalacağını süreci de belirleyecek. Şurada genelde bizi unutturulan bir husus var. Daha doğrusu sol liberal perdelemesiyle bir PKK güzellemesi yapılıyor bu ülkede. Efendim o güzel çocuklar güzellemesi yapıldı bir zamanlar hatırlarsanız. Sol liberallerin sigara izmariti atmıyor. Yani tabii, tabii. Sigara izmariti ekolojik PKK. Ama o esnada şeyler geliyordu. Kadın militanların çığlıkları geliyordu. Efendim kamplarda kadınlara nasıl işkence edildiğini, nasıl istismar edildiğini anlatan o çığlıklar geliyordu. Efendim infazlar geliyordu. Sabahlara kadar işkence seslerinden bahsediliyordu. Yani sol liberallerin güzelleme yaptığı PKK bu. Bunların efendim devlet idealleri de bu yüzden boş. İlk başta kime işkence ettiler? Zaten kuruluşundan itibaren ilk katlettiği insanlar hep Kürtlerdi. Yani bölgede Kürtlerdi. Dolayısıyla kuracakları bir organizasyonda zulümden başka bir şey çıkmaz. Şimdiye kadar olduğu gibi. Bunlar ihale aldılar hep. Yani üstadım belirttiği gibi bu McKirk projesinin uygulayıcısı. Kötü taşeronları bunlar. Bu arada Cüneyt Altıparmak izliyor diyor ki Salih Müslim'in kardeşi alimdi. Kürttü, Molla olduğu için Türkiye'de YPG'ler onu bile sürdüler. Tabii tabii ve Türkiye'de rahmetli oldu. Yani hani tabii, o kadar tabii. Da diyor selam olsun. Şeyler diyor. Selamları var. Türkiye'de rahmetli oldu. Tabii yani onlarla birlikte yani olmayan. Kürt olman yetmiyor. Ya PKK'lısın ya değilsin. Kardeşiysen bile. Kardeşiysen bile evet yani. Yani şöyle bir durum var. Bunlar Amerika'dan ya da Avrupa'dan ihale alan kötü taşeronlar. Efendim Avrupa'daki yandaşları tarafından pazarlanan adamlar bunlar. Dolayısıyla bu coğrafyaya, bu insanlara özellikle Kürtlere hiçbir faydası olacak gibi durmuyor. O zaman teröristler için şu anda yavaş yavaş kısık ateşte bir şeyler pişiriliyor mu sizce, yoksa bunlar hani böyle kendi kendilerine mi avunuyorlar? Ya özellikle İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgede yapacaklarını merak ediyorum açıkçası. Aslında şöyle bir durum var. Sistemin krizini çözümlersek bölgede neler olacağını da görürüz. Ya bugün Batı'da ciddi bir kriz var. Biz kaos stratejisini geliştiriyorlar. Krizden korunmak için krize perde yapıyorlar kaos stratejisini. Yani bölgeleri ateşe vererek ancak ayakta kalabileceklerini düşünüyorlar. Şimdi kaç kere terk edildiler aslında? Onu da söyleyeyim. Yani geçmişte bir projenin aparat olarak kullanıldılar ve çoğu zaman da terk edildiler. Amerika insanları Afganistan'da olduğu gibi yüzüstü bırakarak çekilip gidecek. Hatırlarsanız Trump asker çekerken parasını verdik savaştılar. Biz Katolik nikah kıymadık kimseyle. Sonsuza kadar koruruz da demedik demişti. Aslında Trump sistemin bütün çıplaklığını ortaya koyuyor. Evet, peki yani, diplomatik bir dil kullanmıyordu. Tabii tabii yani Batı sisteminin ne kadar ikircikli tutumda olduğunu çok güzel ortaya koyuyor. Yani şey konusunda da aynısını yapmıştı. İran'la ilişkiler konusunda da aynısını yapmıştı. Bu bölgeyle ilgili çok net konuşuyor Trump. Zaten önümüzdeki dönemde muhtemelen seçilecek. Amerika'nın tavrı da ona göre belirlenecek. Çünkü Amerika bölge Amerika'ya ciddi maliyet çıkaran bir bölge artık. Yani herkes kendi derdine düşmüş durumda. PKK yalvaran o Mazlum Kobani'nin ifadesiyle yalvaran konumunda kalacak yine. Oysa bu bölgede asırlarca birlikte yaşanmıştı ve barış içinde yaşanmıştı. Yani ama bugün mesela Araplar, yerlerinden yurtlarından edilen Araplar yarın hesap sormayacağını kimse söyleyemez. Yani ciddi yani anlamda. Yani o zaman şu anda Amerika'nın çekilmesi için herkes dişlerini mi sıkıyor bölgede? Çekildiği anda yani evdeki hesap çarşıya uymayacak mı PKK şöyle açısından? Şöyle söyleyeyim. Türkiye diye bir devlet var. Hukuk üzerine yükselmiş. Bütün işini hukukla yürüten bir devlet var. Yani savaş hukukunu koruyan, terörle mücadelede hukuku koruyan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu noktada da elbette hukuku ortaya koyacaktır. Bölgenin nizamını Türkiye Cumhuriyeti sağlayacaktır. Fakat insanlar bu son 20-25 yıllık süreçte
ciddi anlamda sıkıntı yaşadılar ve bu terör örgütleri eliyle oldu. Yani şey söylendi mesela, PKK'yı şöyle temize çıkarmaya çalıştılar, PYD'yi. IŞİD'le mücadele ediyor. Yani bu çok aslında inandırıcı değildi. Yani IŞİD sahneye sürülmüş. Daha doğrusu Amerika'nın simülatif unsurlarından bir tanesiydi. PKK sözde bununla mücadele etti. Enteresan da bir örgüt. Pakistan'da ortaya çıkıyor, tabii. İran'da ortaya çıkıyor, Rusya'da ortaya çıkıyor, bugün, Afganistan'da bugün, ortaya çıkıyor. Nerede lazım olursa Amerika'ya orada bugün, ortaya çıkıyor. Bugün Türkistan'a sürüldü mesela. Yani Türkistan'ın o saf itikadını bozmak için sürüldü. Horasan dedi. Horasan. Yani böyle bir örgüt güya bunun üzerine PKK legalleşecekti. PYD legalleşecekti. Orada PYD Kürt koridoru oluşturulacaktı. Vesaire. Herkes peki, bunu görüyor. Şöyle bir ifade okusam size. İbrahim Bozan var, Türkmen gazeteci. Sosyal medyadan paylaştı. Görüntüleri de ondan aldım sağ olsun. Şimdi diyor ki son siyah harekatlar örgütün gelir kaynaklarını önemli ölçüde darbe vurdu, kuruttu. Buğdayı geçen sene 43 sente almışlardı. Siyahlar tarafından avde, gaz sahası, elektrik santralleri ve petrol sahalarının vurulması örgüte ciddi gelir kaybı yaşattı ve örgüt yaşadığı gelir kaybını halkın alın terinden çıkarmaya çalışıyor. Yapılan operasyonlar bölge halkın örgütle bölge halkını karşı karşıya getirdi. Bölge halkı buğdayının çökülmesine, ya yani buğdaya çökülmesine rahatsız, onların da tek geçim kaynağı. Bu anlamda. Bir de terör örgütü işte sözde askeri alma adı altında 13-14 işte çocukları da zorla İbrahim çok alıyordu. Açık. PKK en başta Kürt halkına tehdittir. Tehdittir. Aynen. Aynen. Burada bir de şunu ıskalıyorlar genelde. Türkiye Cumhuriyeti ölüsüyle bu bölgenin en güçlüsüdür. Yani bu çok net. O bölgede Türkiye Cumhuriyeti'ne rağmen hiç kimse bir şey yapamaz. Yani bunu tarih boyunca gördük. Şimdi kurdular böyle. Kendilerince bazı organizasyonlara gittiler. Yani işte şey sonuç ortada. Yani bu buğday, insanların buğdaylarına çöküyorlar. Yani çok net. Peki. Üstad, bu konuyla ilgili varsa yorum alıyor mu? Yoksa şu Fethullah Gülen meselesini biraz konuşmak istiyorum. Şimdi bir 13 dakikam kaldı. Sıkalamak istemiyorum. Ne diyorsunuz? Hani özellikle terörist başını kim kaçırdı, niye kaçırdı meselesi çok konuşuldu hafta sonunda. Fethullah Gülen'in bir yeğeni var. Bu Şer Yuvası'nda yaşayan bir isim. Abdülselam'a o diyor ki işte kaçırdılar Fethullah Gülen'i diyor ve işte Cevdet Akyol mu ne işte bir kendi aralarında bir örgüt sözde yöneticileri var. Sorun da şu olacak. Şimdi bir Fethullah Gülen'in kaçırılması ne anlama gelir? İki, CIA şimdi kuklaları oynatıyor biliyoruz yani. Fethullah Gülen ölürse, terörist elebaşı ölürse ne olacak sizce? Yani nasıl bir süreç olur? CIA bu örgütten vazgeçer mi yoksa hala kullanışlı aparat diye mi düşünür? En son işte Ankara'daki operasyonlarda bir kez daha mesele gündeme geldi. Nasıl yorumlarsınız? O zaman FETÖ terör örgütüne girmeden PKK-YPG terör örgütleriyle ilgili birkaç cümle de ben edeyim. O kadar fazla terör örgütüyle çevrelenmiş bir coğrafya ki, CIA'nin kullanımına o kadar açık aparatlar ki ve her biri farklı alandan. Biri sözde Marksist-Leninist örgütlenme modelinden, bir tanesi din istismarı üzerinden yıllarca maalesef halihazırda kökleri kurutulamayacak şekilde konumlandırılmış vaziyetteler. Bunlardan en kritik mesela biz bu coğrafyadaki en son barışı Pax Ottomana üzerinden tanımladık. Osmanlı barışı bin yıl barış yaşattı bu coğrafyaya. Yeni barışın adı Pax Türkiye olacaktır. Türkiye sahip olduğu kudretle yerel zaman savunma sanayi alanında. Ama biz istiyoruz ki iktisadi alanda doğru bir işbirliği modeli geliştirelim. İran kuzeyindeki Kürtlerin, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerin ayrışmasından öte bir şey söylüyoruz biz. Çatıştığımız zaman diliminde savaş hukukunun bütün kurallarına uyarak, Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu meşru müdafaa hattından asla taviz vermeden, sıcak takip hakkını kullanarak, Irak'ta operasyon yaptığımızda Ankara Antlaşması, Suriye'de operasyon yaptığımızda Adana Mutabakatı'nın bütün maddelerine uyarak biz bu süreci sürdürmeye devam ediyoruz. Ama izleyicilerimiz şunu unutmasın. Suriye'nin kuzeyinde olası bir hareketlenme bir Bask modeli tartışmasını gündeme taşımak amaçlıdır. Yani sözde demokratik özellik üzerinden bir bağımsız devlet kurgusunu oluşturma gayrettir. Biz ona terör devleti diyorduk. Artık bir tanım yaptık MGK'da. Teröristan dedik. Peki tarihte bu ve benzeri operasyonlardan sonra bir sabah uyandığımızda bir devletin kurulduğu gerçeğini gördük mü? Gördük. Eritre yapılanması böyle kuruldu. Doğu Timor böyle kuruldu. Güney Sudan böyle kuruldu. Ve öyle ki Güney Sudan kurulduğunda Sudan ikiye bölündü. İlk tanıyan devlet Sudan oldu.
İşte emperyalizm böyle bir şeydir. Sana sabah kalktığında devlet kurdurur ve ana devleti o devleti tanıttırır. Aklıma gelmiyor değil. Yarın bir gün Suriye'nin kuzeyinde böyle bir operasyon düzenleseler, sözde bir referanduma gitseler, yerel yönetimler seçseler, iddia ediyorum ki görmeyeceğiz ama ilk tanıyan devlet Esad'ın Suriye'si olacaktır. Kendince birilerine Batı dünyasına yamanmak amacıyla kurgusal bir devlet kurmaya çalışacaktır. O bakımdan Türkiye'nin Irak operasyonları çok kıymetli. Türkiye'nin Suriye operasyonları çok kıymetli. Tezkereye hayır diyenleri vatandaş daha iyi ayırsın diye söylüyorum. Tezkereye hayır dediğiniz zaman bu devlete evet diyorsunuz. Tezkereye hayır burası dediğinizde... Burası çok önemli. Bir dakika, burayı bir altın çizelim. Yani aslında yani birazdan gelecekti konuya ama millet 28 Mayıs'ta birçok planda akamete mi uğrattı? Eğer 28 Mayıs'ta doğru refleksi göstermeseydik, aklı selim davranmasaydık, tezkereye hayır diyen yapıyı Cumhurbaşkanlığı makamına taşısaydık, yarın Türkiye ne Irak'ın kuzeyinde ne Suriye'nin kuzeyinde operasyon yapamaz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, jandarmanın, sahil güvenliğinin içeriye boğulduğu bir coğrafya haline gelirdi ve önce Suriye'nin kuzeyinde YPG-PYD devletleşmeye başlardı. Popüler ya, devletimsi diye söyleyelim. Ardından da Irak'ın kuzeyinde benzeri yapılar ki bu ara Talebani buna çok talip. Orada yepyeni bir yapıyla belki de Türkiye yeni bir komşu devlet oluşturmak için düğmeye basacaklardı. Zaten bunu Kemal Bey söyledi. Siz dedi YPG'ye terörist diyorsunuz ama biz bir terör faaliyetini burada görmedik diyecek kadar milli şuurdan uzak. Ha, hep söyleriz. Hani bilerek söylediyse... CHP Genel Başkanımızın bizim örgütümüzde istihbarat örgütümüz yok. Biz nereden bilebiliriz bunlar terör örgütü mü? İstihbaratı yok, öyle bir istihbaratımız yok falan diyorlardı. Yani devleti ele geçirip hükümet olsalardı demek ki kendilerince istihbarat örgütünü buralardan da çekeceklerdi. Ben o yorum yapıyorum. Bilerek söylediyse ihanettir. Bilmeden söylediyse cehalettir. Ben yaşına hürmeten cehaletine vermek isterim. Türkiye 28 Mayıs'ta çok doğru bir karar aldı ve bütün teröristten geçişlerini engelledi. Haziran Temmuz ayında da göreceğiz ki bölgede makul müttefiklerle vicdan sahibi, teröre karışmamış ve en büyük zararı gören Yusuf Bey belirtti. Kürtlerle beraber bu operasyon süreci tamamlanacak. Suriye'de yeni bir anayasayı konuşacağız. Irak'ın da bölünme korkusundan kurtulmuş bir Irak yaratacağız. Ama sorunun soru başka bir aparat. Bu defa FETÖ yapılanması, dini istismar eden bir terör örgütü yapılanması geliyor. Ve ne kadar acı ki biz ülkemizi uzun yıllar boyunca bu grupların işte bürokraside bir araya gelmeye gayret ettiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmaya gayret ettiğini, yargısal alanlara bir şekilde dahil olmaya gayret ettiğini gördük. Zaman zaman ağır ihanetlerle, zaman zaman hızlı yükselme uğruna vatan ve millet sevdasını ikinci, üçüncü plana koyan insanların bu tip örgütlere bu kadar kolay dahil edilebildiğini gördük. Ama artık bir gerçeklik var. FETÖ yapılanması, terör örgütü sadece Fethullah Gülen'le sınırlı bir hareket olmaktan çıktı. Ve ilgili kişi bir türlü bize iade etmedikleri, ortaya koydukları bütün uluslararası antlaşmaları çiğnemeye devam ettikleri yapıda ilgili kişi hayatını kaybetse dahi artık o terör örgütü filizlenmiş vaziyettedir ve CIA onu sadece Türkiye'de değil, Özbekistan'da da, Angola'da da, Surinam'da da, dünyanın farklı kıtalarında farklı ülkelerde kullanmaya devam edecektir. Yapmadı mı? Haiti'de yaptı. Granada'da yaptı. El Salvador'da yaptı. Küba'da yaptı. Şimdi Kolombiya'da, Peru'da yapmaya gayret ediyor. Bir benzerini Türkiye'de yapmaya çalıştı. Ama devlet destansı mücadelesi milletle 15 Temmuz günü verdi. Ben bu saatten sonra FETÖ'nün Türkiye için nihai tehditlerden biri olmaya devam edebileceğini, darbe tehdidinin, bunu bir vurgulamış olayım, kalktığını söylemenin an itibariyle sadece inşallah cümlesiyle tamamlanabileceğini, iyi niyet beyanı olabileceğini, ama bilinsin ki birileri hala bir kısmı eli tetikte hazır bekliyor. Zayıflasın, siyasal iktidar güçsüzleşsin, Türkiye'de istikrarsızlık ortamı dolsun ve kaotik düzene biz de yaklaşalım diye. Sayın Alabar'da şimdi 12 Haziran'dan bir video izlettireceğim size. 28 Mayıs ne kadar kritikti meselesini anlamak için bize ilham olacaktır diye düşünüyorum. Yunanistan sınırındaki FETÖ'cülerin çektiği bir video izleyebilir miyiz arkadaşlar? Bugün 12 Haziran 2023 Pazartesi. Siyasi baskılar ve haksız yargılamalar nedeniyle ülkemizi terk etmek zorunda kaldık. Şu anda karşı tarafa geçtik, mağdur durumdayız. Yunan hükümetinden
siyasi sığınma talep ediyoruz. Çocuklar üşüyor. Herkes ıslandı. Çok zor durumdayız. Şimdi aslında şimdi unutuyoruz ama Mayıs ayında FETÖ'cüler uçak bileti fotoğrafları atıyorlardı. Evet. Geliyoruz, işte yargılayacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye. Ayağınızı denk alın. Bunlar da beklemişler, bakmışlar ki olacak gibi değil. 12 Haziran'da toplanmışlar, gidiyorlar bir de utanmadan. Şey diyorlar yani, sizin kerisiniz biz miyiz burada? Biz sıkıntıyı çekelim. Siz orada kaymak tabaka, siz orada gidin, tamam mı? Enes Kanterler, bilmem kimler milyar falan. Milyar dolarları yiyin. Tabii, aynen öyle. Şimdi tabii şöyle... Diyor ki siyasi baskılarla ülkeyi terk etmek zorunda kaldık. Çoluk çocuk yani acındırma konusunda o kadar mahirler ki. Aynı Yunanistan'a helikopterle kaçanlar aynı cümleleri söyledi. Yani askeri helikopterle savaşmakla mükellef olduğun düşmanın toprağına kaçmışsın. Ve o askeri helikopterle kaçmana rağmen Avrupa ile Yunan Türkiye'ye diyor ki bunların diyor Türkiye'ye geri teslim edilmesiyle ilgili hususlarda bir suç işlediğine dair bir emare yok. Bunlar siyasi sığınmacıdır. Evet, yahu kimlik verdi. Yahu helikopter orada duruyor. Askeri helikopter. Askeri helikopter orada duruyor. Buna rağmen diyor ki işte Yunan devleti yeterli delil yok. E helikopter neyin delili? Şimdi dolayısıyla bu FETÖ'nün her kalıba girebildiğini, her noktadan çıkabildiğini iyi anlamak lazım. Geçtiğimiz günlerde maalesef üzülerek televizyon ekranında bir yorumcu şunu söylüyor. Ankara'da diyor son günlerde yaşananlar FETÖ'den ziyade bir istihbarat teşkilatının bir oyunu olabilir. Hani şu Ankara'daki... Bora Kaplan soruşturması. Ya FETÖ'nün dışında bir istihbarat teşkilatının işi olabilir. FETÖ'de değil, istihbarat teşkilatının ta kendisi i̇şi. Zaten. Aynen. Ta kendisi. CIA aparatı. Tabii ki. Tabii ki bak şimdi şuraya o konuyla ilgili bir not almıştım. Bir organizasyon aklı var FETÖ'nün. İşte FETÖ öldü deniliyor, oraya kaçırıyor bilmem ne. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yumuşak gücünü kullanarak Orta Doğu'da, Türkistan coğrafyasında, Orta Doğu'da FETÖ üzerinden devletleri, milletleri, sistemleri ABD İstihbarat Teşkilatı adına değiştirdiler. Bak şöyle söyleyeyim. FETÖ'nün kimin adına aparatlık yaptığını anlamak için en kolay turnusol kağıdı. İsrail'deki soykırım Katolik İspanyol Başbakanı'nın vicdanına öylesine sert hançerler saplıyor ki vicdanı olan adam çıkıyor konuşuyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı bugün bir görüşme yaptı. Bana FETÖ'nün İsrail'in soykırımı ile ilgili FETÖ'cü kalemlerin ve ağızlarından çıkmış iki tane eleştiri gösterir. Çünkü güneydeki sevdikleri ülke. Tabii. Orası. O zaman anlarsın ki kimin çorbasını yiyen kimin kılıcını sallıyor. Kimin çorbasını içen kimin kılıcını sallıyor. Bakın Emre Uslu ne diyor ya. Bakın ya. Anlarsınız. Güneydeki sevdikleri ülkeye meftun olmuşlar. Mavi Marmara şehitleriyle ilgili eleştiri getirebilirsiniz ama şunu söylemezsiniz. Otoriteden izin alınmalıydı. Gazze'nin otoritesi belli. İsrail olmadığı kesin. Şimdi dolayısıyla sevgili İbrahim, FETÖ açık bir şekilde uluslararası istihbarat örgütleriyle ilişki içinde olan bir terör örgütüdür. Sadece FETÖ değil, bütün terör örgütleri için aynı denklemde bir tanımlama kurulabilir. Kimisi skalanın bu tarafındadır, kimisi PKK türevindedir, kimisi FETÖ türevindedir, kimisi uyuyan ücret şeyindedir. Ve bunlar yeri ve zamanı geldiğinde uyuyan hücreler de dahil olmak üzere çıkarlar. İşte bak Andrea Karlov'un bir suikastla etkisiz hale getirilmesi sonrasında o FETÖ'cü polis memurunun attığı sloganlar. Doğru. İslamcı savaşçı geleneğinden gelip de sahada bulunan radikal örgütlerin kullandığı şeyler. İslam beldeleri işgal altındayken be alçak, İslam beldesi işgal altında soykırım yapılıyor. Köpekliğini yaptığın adamlardan bir tek açıklama yok. Bir tek açıklama yok. Ne diyor? Tam tersi 15 Temmuz sonu Haçlılara kızmayın. Doğru. Haçlılar sizin namusunuza ilişmez. Be alçak adam, sütçü imam niye şehit edildi? Haçlılar namusumuza ilişmeyecekse sütçü imam neden çıktı piyasaya? Peki. Kısa bir mola rica edeceğiz efendim. Konuşacak daha birçok başlığımız var. Bizimle kalın lütfen.
Masada ne vardı? İkinci başlığa geçtik efendim. Siyasette popülizm, emekli istismarı başlığıyla devam edeceğiz. Zira açıkçası Türk siyasetinde bu popülizm belası bizi çok zora sokuyor diye düşünüyorum. Hani bazen günü kurtaran hamleler yapılıyor ama geleceği ipotek altına alıyoruz. Ya da işte hükümeti zor duruma düşürüp bundan çıkar sağlamaya çalışan bir muhalefetin Türkiye'yi götüreceği yer nedir diye kafamızda birçok soru işareti oluyor. Konuyu nereye bağlayacağım? CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok sinsi bir plan yürütüyor efendim. Nedir mesele? Yerel seçimde nasıl kazandı CHP? Bunun formülünü anladı ve diyor ki ya diyor ben bu diyor küskün diyor emekleri bir şekilde gaza getirirsem, küskünlüğünü devam ettirirsem belki bu başarıyı ileriye de taşıyabilirim diyor. Konuyu nereye bağlayacağım tekrardan? Bir seçim vaadi açıkladı. Diyor ki ilk 100 günde en düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine çıkarılacak. 2 yıl içinde 1,5 asgari ücret olacak. Yani yaklaşık 30 bin lira civarında. Emeklerimiz Avrupa'daki emekler gibi huzurlu ve rahat yaşayacaklar. Bunun da sözünü veriyoruz diyor. Sayın Alabardı, şimdi söz vermek başka bir şey, tutmak başka bir şey diye düşünüyorum. Çünkü daha önce de mesela bedava traktör sorulduğunda Sayın Özel demişti ki. Ya biz onun dedi kaldırttık aslında dedi. Biz dedi o dedi onun dedi vatandaşı dedi motive etmek için söylemiştik. O dedi sözlerimizi Google ve internetten kaldırdık. Sen onu nereden buldun dedi. Evet yani. Peki ben buradan sorayım. İstanbullular 10 bin liranızı aldınız mı emekliler olarak Ekrem İmamoğlu'ndan? Çarşı pazar harçlı olarak. Yani. Alanlar lütfen bize hem yazsınlar. Sosyal medyadan Twitter'dan yazsınlar yani. Biz de öğrenelim. Hatta şimdi Ayşegül o videoyu da bulur. Arşivden çıkartır o videoyu tabii biz hatırlatırız. Oturduğumuz yerden konuşuyoruz ama emeklinin durumu gerçekten zor. Öncelikli olarak bu tespiti yapalım. Yani hani kırsalda yaşıyorsanız 10 bin lira da olsa derdinize derman oluyor ama büyük şehirlerde yaşayan insanlarsanız emekli olduğunuzda 10 bin lirayla gerçekten... Peki bunu Recep Tayyip Erdoğan görmüyor mu bilmiyor mu? Elbette görüyor ve biliyor. Fakat bu popülizm dayatması emeklilikte yaşa takılanlar diye parantez içine alan ve aslında hukuken haklı olan insanların emekli olmasının yolunu açtı. Neden hukuken haklı diyorum? Yani insanlar belli bir kanun çerçevesinde işe girmişler. Sonradan değiştirilmiş, kademe getirilmiş, bilmem ne yapılmış. Bu ta Süleyman Demirel'in erkeklerde 38, kadınlarda 38, erkeklerde 40 yaşında emekliliği, 45 yaşında emekliliği getireceğim dedi. Sene 1993, 92 hatta. Bu vermiş olduğu sözün bugün faturasını aradan 36 sene geçti. Türkiye hala yaşıyor. Bir parantez açabilir miyim? O videoyu bulmuş arkadaşlar. Size bir izlettirmek istiyorum. Tamam izleyeyim. Tek emekli maaşıyla geçinen hanelere 10 bin lira pazar desteği vereceğiz. 10 bin lira. Tek emekli maaşı giren evlere her gün halk ekmekten bir ekmek bedava vereceğiz. Dar gelirliye, bakın dar gelirliye %60, emeklilere %65 gibi yüksek oranda kentsel dönüşümlerindeki masrafları karşılamayı taahhüt ediyoruz. Tamam şimdi 10 bin lirayı ve 9 bin lirayı emekli olarak tek emekli olup da İstanbul'da yaşayanlar yazsınlar bize. Ya da kentsel dönüşümün %65 destek alanlar. Eyvallah ya şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir bütçesi var. Şimdi o yüzden belediye kanunu yenilenmeli. Bu şekilde tutulamayacak vaatler verilememeli. İnsanlar açık bir şekilde kandırılıyor. Peki kanmasın, kanmasına bırakmamak lazım bu işi. Kardeşim ben sana 100 lira para veriyorum. Bu 100 liranın 25 lirası personel gideri, 35 lirası işletme gideri, 20 lirası yatırım gideri diye çok net bir şekilde tabloya bağlanmalı. Ve bunun sonucunda bu paranın nerede kullandığı ile ilgili hususlar çok açık bir şekilde kontrol edilmeli. Ben devletin bu hususları yerel yönetimler bazında kontrol edemediğini düşünüyorum. Bu da devleti acziyet içindeymişçesine bir his uyandırıyor. Mesela kayyumlar noktasında paraların terör örgütüne aktarıldığı hülle yoluyla biliniyor. Bunun önüne geçmek son derece güç. O zaman kaynakların ben yıllarca ademi merkeziyetçi bir sistemi savunmuş bir insan olarak eğer böyle bir şey var ve tedbir alamıyorsanız doğuda da batıda da ana projeleri merkezden yönetmesi, metro inşaatları gibi şeyleri merkezdeki merkezi idarenin otoritesinin altına alırsınız. Belediyeye kendi alanında sınırlı işleri verirsiniz. Şimdi siz İstanbul Belediyesi'ne 9-10 Avrupa ülkesinin, küçük Avrupa ülkesinin bütçesi kadar bir bütçeyi verirseniz adam ondan sonra
Çıkıyor 10 bin lira vereceğim. Peki Özgür Özel meydandan böyle esip gürlerken İmamoğlu'na da ya şu parayı ver demesi gerekmiyor mu samimiyetle? Der mi yani? O şey de demez. Yani kendi aralarında ne konuşuyorlar bilemiyorum da. Şimdi şunu söyleyeceğim. 1,5 emekli maaşı, 1,5 asgari ücret 25 bin lira. Bu yaklaşık 8 bin lira falandır. 17 milyon emekli 8 binine çarpın. Devletin her ay cebinden çıkması gereken dolar bazında kaç milyar dolar olduğunu bilin. E kardeşim emeklilere gelince mi bu iş şey yapılıyor? Bakın Özgür Özel konuşmasında diyor. Alman başbakanına, Fransız cumhurbaşkanına Türkiye'deki emekli memurun almış olduğu emekli maaşını izah ederken zor duruma düşüyorum. Evet. Tamam mı? O mitingde konuşurken. Evet. Peki Alman başbakanını sen zor durumda bırakmak istiyor musun? De ki evet az maaş veriyoruz doğru. Ama 40 yaşında 43 yaşında emekli ediyoruz. Sizin gibi 68 yaşına kadar çalıştırmıyoruz. Hadi desene onu da. Yani Alman'ın kaç yaşında emekli olduğunu söylemiyorsun. Fransız'ın kaç yaşında emekli olduğunu söylemiyorsun. Ama alınan maaşları kıyaslıyorsun. Bir de Özgür Özel bu kavramdan haberdar mı bilmiyorum ama purchasing power parity dedikleri ülkeye göre satın alma paritesi var. Böyle mukayese edildiğinde Almanya'da 1000 euro alan mesela bir emeklinin durumu da içler acısı. Öyle. Ben şunu söylemiyorum ama bak yani bu inanmayan konu baksın, İbrahim YouTube'a girsin Deutsche Welle 50 cent diye yazsın emekli diye Alman emeklisi anlatıyor. Televizyonu bozulsa yemek yemeyi bırakıp yaptırmak zorunda. Şunu söylemiyorum. Diye. Yani bizim emeklimizin durumu çok iyi. Bilmem bu taşlanmaya müsait bir konu. Ama kardeşim ben siyasetçi değilim. Sırtımda benim fincandan yumurta küfesi yok öyle söyleyeyim. Dolayısıyla ben daha bu konuyla ilgili taşlanmayı göze alarak söyleyebilirim. EYT konusunda 17 milyona yakın insan emekli olunca her şeyin dengesi bozuldu. Şu an 20 milyon olacak. 2,5 milyon emekli daha geliyor. 20 80 olacak. Milyon nüfus var. Dörtte biri emekli. Dörtte biri çocuk. Ya zaten yani bir kişiye şöyle, bir 20 kişi. Milyon emekli, 6 milyon kamu çalışanı, 26 milyon, 26 milyon özel sektor çalışanı. Her olması gereken her 4 çalışan bir emekliyi beslemeli. Her 4 çalışan şu an bire bire bir emekli. Şu an neredeyse 1.25 falan diyorlar ama diyor ki Çalışma Bakanlığı'ndaki uzmanlar Tarkan Zengin falan görüşüyoruz. Selam olsun burada kendisine. Onda da düzenli SGK primi ödeyemeyen insanımız olduğu için onda da sıkıntılar var. Şimdi dolayısıyla birebir. Nasıl olacak? Yani bir kişi şimdi diyecekler ki emekli devletin bütçesinden para istemiyor ki vermiş olduğu primi işletiyor. Ya bu ülkede bırak emeklinin primini milletten alınmış olunan zorunlu tasarrufları bile yediler yuttular da 2002 yılında ben o zaman memurdum. Dediler ki kardeşim size para verecekler. NEMA. Ne parası NEMA. Ya öyle bir şey vardı unutmuştuk biz ben onu falan. Ben de çok iyi olmuştum ya, NEMA diye bir şey verecekler diye. Şimdi şunu söylüyorum evet haklılar ama durum bu hali hazırda olan şey bu. Evet siz 17 bin lira alan asgari ücretlinin 1,5 katı kadar emekliye verirseniz ne olur? O zaman asgari ücretli de bir an önce emekli olmak istiyor. Onlar da kademeli emeklilikle ilgili bastıranlar derneği falan var. Yani günün sonunda 18 yaşın üzerindeki hepimiz emekli olalım. İMF'nin kapısına gidelim bu ülkeyi toslatalım. Ha yapılması gereken ne? Yapılacak yegane şey tablo bu. Pastayı bir an önce büyütüp aynen. O pastadan alınan pay oranında emekliliğin durumunu düzeltmek lazım. Yani bugün hakikaten 10 bin lira yerine minimum bir emeklinin alması, eline geçmesi gereken paranın 15-16 bin lira civarında olması gerektiğini ben de kabul aynı ediyorum. Ama şartlarda bu. Şartlarda bu. EYT'lilerin tamamını kabul edeceğim. Kademeli emekliliği de kabul edeceğim. Ya bir Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Akşener de aynı şekilde. Hükümeti ittiler. Bunlar Amerika'da hamburger yaptılar. Yemek zannediyorlar olayı. Getirdiler bunları dayattılar. Bakın Türkiye'de popülizm öyle bir noktaya geldi ki Turgut Özal dedi ki Süleyman Demirel bu emeklilerle ilgili konuyu konuşunca bak merhumun lafıdır. Türkiye bu popülizmi taşımaz dedi. Taşımıyor işte. Ya. Şimdi mesela dün işte kurbanlık bakmaya gittik Cemal dedeyle. Cemal dede 81 yaşında. İşte bizimle beraber kurban bakmaya geldi. Yolda dedi ki ya 13 bin lirayla ben nasıl geçineyim evladım dedi. Kaç senedir emekli maaş alıyorsun? 38 senedir emekli maaş alıyorum dedi. Evet. Allah uzun ömür versin tabii. Yani 38 senedir. Orada kalmıyor ama. 43 yaşında emekli olmuş. Evet. Bütün sağlık hizmetlerinden bugüne kadar eşiyle beraber çocuklarıyla beraber faydalanmışlar. Başka bir şey. Cemal dede
38 yıldır alıyor. 12 evet. yıl daha aldı. Allah uzun ömür verdi. Rahmetli oldu. Etti mi sana 50 yıl? Cemal dedenin bir de evlenmemiş bir kızının olduğunu düşünelim. Evet, Cemal amcanın, bak olmasın demiyorum. Sistemi anlamak açısından tabii, tabii. söylüyorum. Cemal amcanın kızına da verdin mi bir 40 sene? Yani bu nasıl olacak bilmiyorum. O yüzden Norveç gibi ülkeler bunun rasyonalitesini halklarına anlatmışlar. Emeklilik fonları kurmuşlar. Dünyada yatırıma hassas yerlerde değerlendiriyorlar bu parayı ve nemalandırarak emeklisine veriyorlar. Bizim o yüzden bu işi devletin tekelinden de kurtaracak bir sistemin, daha doğrusu devletin müdahale edebileceği bir yerden kurtarıp bir havuzun içerisinde konuyu değerlendirmemizin elzem olduğunu düşünüyorum. Peki. Üstad, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu seçim ekonomisi meselesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özellikle 31 Mart öncesinde oluşturulan Türkiye senaryosunu bir hatırlattı. Şimdi insan hafızası unutkanlığıyla ünlü olduğu için biraz ben hatırlatmak istiyorum. Neden Erdoğan mesela 31 Mart seçimini kazanmak için şöyle 50'şer bin lira emeklilere ikramiye vermedi de seçimi kaybetti? Bir bakabilir miyiz arkadaşlar? Seçim ekonomisine tevessül etmedik. Başkaları gibi kendi siyasi ikbalimiz uğruna ülkemizin ve milletimizin geleceğini riske atmadık. Düne kadar seçim meydanlarına bol keseden vaat dağıtanlar, görüyorsunuz bugün borç üstüne borç alıyor, zam üstüne zam yapıyorlar. Daha hısım akraba piyangosuna çevirdikleri atamaları saymıyorum bile. Hatırlarsanız aralarında güya ekonomistlerin, gazetecilerin, siyasetçilerin, profesörlerin de olduğu bir kesim 31 Mart öncesinde bir furya başlatmıştı. Her seçim öncesi yaptıkları gibi yine döviz kuru üzerinden millete korku saldılar. 1 Nisan sabahı döviz kuru şöyle uçacak, böyle fırlayacak diye akla ziyan bir sürü senaryo yazdılar. Hatta insanları dolar, avro satın almaları için ahlaksızca kışkırttılar. Peki ne oldu? Çizdikleri karamsar senaryoların hiçbiri gerçekleşmedi. Türk ekonomisi rayında ilerlemeye devam etti. Şimdi Üstad, hafta içi aslında bu meseleyi Sayın Alabardayla da konuştuk. Bir genç kız mesela sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Bu işte bir profesör var, ismini vermeyeyim şimdi. Dedi ki babam sizi yakından takip ediyordu. Dolar al diye yazdınız. İşte sürekli tavsiye ettiğiniz o da bütün her şeyi yatırı dolara. Ve söylediğiniz gibi dolar artmayınca da çok zarar ettik. Ve babam beyin kanaması geçirdi bunların üzüntüsünden. Vefat etti diye. Ondan sonra işte siz beni engelleyeceğiz. En azından bir başınız sağ olsun yazmanızı beklerdim falan diye sistemlerinde paylaştı. Hafta içi de konuştuk meseleyi. Şimdi sorum şu olacak. Biraz lafı uzattım ama işte Erdoğan mesela diyor ki yani biz seçim ekonomisine tevessül etmedik. Kendi siyasi ikbalimiz uğruna ülkemizi ve milletimizin geleceğini tehlikeye atmadık. Doğru olan bu değil mi? Yani hani şimdi bugün geldiğimiz noktada bol keseden her şeyi söylemek, yapmak, insanlara vaat etmek kolay ama bir ara hatırlarsanız Kılıçdaroğlu işte İstanbul'u kazanırsam herkese 600 lira dağıtacağım demişti. Erdoğan kürsüden çıktı dedi ki İzmir'i kazandınız hadi dağıtın dedi CHP evet. olarak dedi. CHP'de şimdi mesela İzmir'de borçları ödeyemiyorlar. Hadi onu geçtim maaşları ödeyemiyorlar. Bayraklı'da insanlar sokaklarda eylemler yapıyor her gün. İşte en son makam bastılar maaşımızı verin falan diye. Nereye gidiyor bu meseleler? Aslında şöyle bir şey var. Biraz önce siyasette popülizm dedik ya. Yani ilimle uğraştığını söyleyen, entelektüel bir faaliyet içinde olduğunu söyleyen kesimler de o konforlu alanlarından spekülasyon yapmayı bir marifet belliyorlar. Ve bu yaptıkları spekülasyonun maliyetini de hiçbir zaman üstlenmiyorlar. Yani böyle bir kesim var. Ya bu aslında komprador bir anlayış. Yani çok rahat alanda, konforlu alanda insanların geleceklerini yani 3 kuruşluk birikimlerini dahi spekülasyona maruz bırakarak bir servet transferi yapıyorlar. Bugün bir tanesi diyor ki yerli motoru yapsınlar ben bikini giyip gezeceğim fotoğraf da vereceğim diye erkek bu arada hani yazan. Evet. Yani anlı şanlı adamlar bunlar sosyal medyada CHP'nin falan çok böyle yakın takip ettiği isimler hani sözüne itibar ettiği isimler yani bazen şok oluyorum bu söylemlere bakınca da. CHP'ye itibar edince özel bir yere yükselmiyorlar yani. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Nuri Demirağ'ın başına gelenleri neler yaptığını bildiğimizde çok şaşırmıyoruz. Yani şeyde dedim ya bunların bir türlü sorumluluk
yani kimse bunlardan hesap sormuyor. Sorumluluk alanları dar ve bu millet üzerine çok rahat spekülasyon yapabiliyorlar. Şimdi doğru olan zaten bir programı sonuna kadar uygulamaktır. Yapısal sorunları bilip bizim Türk ekonomisinin yapısal sorunları var. Bunu hepimiz biliyoruz. Fakat bazı gerçekler de çok çıplak bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Söz gelimi biz enflasyon hesabı yaparken iki tarz enflasyon hesabı yapmak zorundayız. Yani doların da enflasyon hesabını yapmak zorunda kalan bir milletiz. Dolar Amerika'nın parası, bizim sorunumuz bu noktada. Yani mesela bir iktisatçı bunu çok iyi bilmesine rağmen bu gerçeği gizleyerek yorum yapıyor. Ve çok rahat bir şekilde efendim güya hükümete muhalefet oluşturuyor. Oysa tamamen spekülasyon yapıyor. Yani milleti milletin yanında görünerek milletin gelirini başka bir yöne servet transferi yapıyor. Ya bu sorumluluk alanını bir şekilde oluşturmamız gerekiyor. Yani sadece siyasetin değil, siyasete aslında danışmanlık yapması gereken efendim iktisatçısının, gazetecisinin, düşünürünün bir kendisini ilk önce sorgulaması yani gerekiyor. Ya mesela ben işte 9 senedir 24'te çalışıyorum haber müdürü olarak. Yani yakın buradaki arkadaşlardan da bir kesim var. Yani 9 senedir ülkenin işte kaosa gideceğini, krize gireceğini, ondan sonra işte evlerin hacze düşeceğini, insanların işte her şeylerini satmak zorunda kalacaklarını ve tırnak içinde söylüyorum kralın nakit olacağı dönemleri ülkenin yaşayacağını falan söylüyorlar. Hani ve bunu da ümit edenler de var. Enteresan bir mesele de bu yani. Mesela muhalefet bir dönem şey diyor mesela Kılıçdaroğlu, bakın size iyilik yapıyoruz erken seçim istiyor çünkü zaman aleyhinize işliyor yani. Ekonomi öyle kötüye gidiyor ki her geçen gün kaos büyüyecek ve siz hani bize teslim etmek zorunda kalacaksınız ülkeyi. O kadar ülkeyi batırdınız filan diye söylüyorlardı. Şimdi bir de bir ekonominin psikolojik yönü de var takdir edersiniz. Yani sürekli böyle bir kaos olacak, kriz olacak, ekonomi bitecek dediğiniz zaman. Aslında şöyle söyleyeyim. Ekonominin bana göre matematiksel yönü %10. Yani bunun psikolojik şeyi daha yüksek. Yani oranlarsak. Yani %50'nin üzerinde söz gelimi. Bunun matematiksel değerler sistemi olarak bir kısmı var. Ama psikolojik maliyeti, özellikle neoliberal politikalarda spekülasyonlar daha önemli hale geldi. Ama Türkiye'nin bu tarihi alışkanlığı aslında. Yani biraz önce de şeyle ilgili konuştuk. 27 Mayıs ihtilaline giden süreçte haberlerde işte seyrettik. İşte öğrenciler kıyma makinelerinde kıyılıyor. Efendim ekonomi şu oldu, bu oldu falan. Şeye kadar getirdik hadiseyi. Yani 3 tane devletimizi yönetmiş 3 insanın idamına kadar getirdik. Böyle bir vasat var. Rahmetli Atilla İlhan müthiş bir sözü var. Diyor ki Türk sağı diyor ilk başta Amerika ile anlaşarak gelir diyor. Ama sonra diyor bu ülkenin yerlisi olduğunu çok net şekilde ortaya koyacak politikalar. Fakat bizim solcular bunu bir türlü anlamazdır. Şimdi bu tarihi bir şey bizde, döngü. Devamlı bir karamsarlık pompalama, devamlı spekülasyon yapma ve günün sonunda dediğiniz gibi son 10 senedir, 15 senedir bir propaganda mekanizması işletiliyor. Ve bu ülkenin başında son 10 senedir neler geçti? Yani bir hatırlayın. Efendim Gezi olaylarını yaşadık. Değil mi? 17-25 Aralık. Terör zaten vakayı adiyeden bir durumdu bizde. Darbe yaşadık. Ekonomik operasyonlar yaşadık. Ve biz güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Evet bugün kriz var. Ekonomik kriz bütün dünyayı koşut olarak bizde de var. Bizim kendi özel ekonomimizin özel sorunları ile ilgili krizler var. Ama bu millete ümit verecek cümle lazım. Değil mi? Kararlılık lazım, ümit verecek cümle lazım. Ülkenin öz aydınlığı yapacağı da ümittir. Bir de mesela şimdi bunları söylerken muhalefet olarak bir de gerçekten ortaya kaynak da koymanız gerekmiyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı geçen dedi ki ya bakın muhalefetin söylediği önerileri kabul etmemiz durumunda
Türkiye bütçesinin tamamını versek ancak kafa kafaya denk geliyordu diye. O zaman da milli eğitime, savunmaya, sağlığa hiçbir şey ödemeyeceğiz. Memur maaşlarının yarısını ancak ödeyeceğiz. Yani nasıl bu parayı vereceğiz? Bunu biz, yani şimdi tabii şöyle bir formül var. Mesela IMF'ye gidip 50 milyar dolar borç isteriz. Neyse 4 sene sonra o da biter. Tabii. Üretmiyorsan biter. Tabii. Çünkü uzun zamandır... Yani emekliye vermek için borç alıyorsan nasıl üreteceksin? Ülkeyi yönetmedikleri için maliyenin ve bütçenin durumunu bilmediklerini düşünüyorum ben. Peki. Yani. Üstad, burada MHP'de Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması var. Onu da bir paylaşayım. Üzerinden kısa da olsa bir değerlendirme yapalım. Sonra bu Roma turuna geçeceğim. Diyor ki MHP Genel Başkanı Bahçeli, asgari ücretle muhatap olan insanların refah seviyesini yükseltmek, bu ülkede yaşayan her insanın asli görevi olması lazım. Onun için buna benzer teklifler, talepler geldiği zaman biz de gerekli katkıları sağlarız diyor. Şimdi bu arada yani MHP Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni olarak gerektiğinde iktidara muhalefet de ediyor yani. Onu da söylemek lazım. Hani Erdoğan'la ikili görüşmelerinde birçok konuda ama anladığım kadarıyla bir gerçekler ve bir de hani yapılabilirler, yapılabilir durumlar söz konusu. Bu anlamda sizden de bu ekonomi üzerinden yürütülen popülizme dair bir değerlendirme almak isterim. Yoksa hani ben şöyle bakıyorum. Yani Erdoğan hani milletten başka güç tanımıyorum diyen bir lider olarak milletinden niye esirgesin ki bunlara? Etki ajanlığı ile ilgili yasanın ne kadar elzem olduğunu bir kere daha anlıyoruz. Ağır dezenformasyonlarla, çok güçlü algı yönetimiyle beraber döviz kurunda oynamayı, spekülatif tavırlarla beraber borsalara çökmeyi teşvik eden bir takım gruplar var. Aynen. Yıllardır vardı ama hiç bu kadar görünür olmamışlar. Doğru, çok etkili. Ne kadar cezasız bırakılırsa bu kadar görünür olmaya devam edecekler. Çünkü bu sayede takipçi sayıları artıyor. Yalan üzerine bina ettikleri yaşamlarını keşke sadece aileleriyle, kendi yaşamları sınırlı tutsalar ama merak ediyorum. Ya mesela çıkıp özür de dilemiyorlar. Ya mesela seçimden sonra dolar 50 lira olacak diye ortalığı ayağa kaldırdılar. Bir kişi demiyor ki ya kusura bakmayın biz yıllardır böyle söylüyoruz böyle de olmuyor. Olmaz. Bu arada dolar 45-50 lira da olabilir bana göre. Enflasyon rakamına baktığımızda gelmesi gereken yer belki orası ama talep yoksa. Şimdi yıl sonu enflasyon beklentisini Merkez Bankası güncelledi. 2 puan artırdı. 35-40 arasına geldi ama yıl sonu dolar kuru beklentisini de güncelledi. Hadise neydi? 40 TL bekleniyordu. Tam 76 tane aracı kurumla beraber bir anket yapıldı ve 38 TL'ye düştü. Hatta Haziran ayında 37 lira olması yıl sonu dolar kurundan bahsediyorum. O zaman beklenen artışın %15-17 bandında olacağını öngören bu defa sadece Merkez Bankası değil. Çünkü izleyenlerimiz şunu diyebilir. Ya Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamları açıklıyor ama bir yandan da başka kurumlar açıklıyor. Merkez Bankası bir takım rakamlar veriyor ama başka kurumlar da veriyor. Bu defa 70'e yakın banka ve aracı kurum bir araya geldi ve Hasan Hüseyin Bey belirttiği hadiseyi söylediler. Biz sahadayız. Merak etmeyin Türkiye giderek iyiye giden bir iktisadi yapıya sahip. Ama şu vurguyu yapalım. Evet, öğretmenlerin Türkiye'de itibarsızlaştırıldığına dair temel kaygılarımız var değerler üzerinden. Atanamayan öğretmenler gerçeği var. Ya da ek gösterge konusunda 3600'ü bekleyen insanlar var. Ya da sağlık çalışanlarının verilemeyen hakları var. Yok saymak herhalde bizim işimiz olmamalı. Şimdi bu tablonun bir reel yanı. Ama bir de vaat edilen gerçekler var. Eğer iktisadi anlamda fırsat vermeye devam edersek, 4 yıl sabırla seçimsiz dönemi tadmaya devam edersek, belli ki rakam %40, %20, %10 bandına gelinecek. Ve şu anda bu programı yapan 4 kişi de aslında aynı dertten müzdarip. Tabii tabii. Çünkü sabit maaş da bizde. Tabii. Maaş alan bireyleriz. Dolayısıyla buradan yapılan spekülasyonların bizi bir yerden A'dan B'ye götürmeyeceği gerçeğinin farkındayız. O zaman lütfen sosyal medya üzerinden bu şekilde kime alet ettiniz, kime nemalandırmaya gayret ettiniz, kimin değirmenine su taşıdığınıza dair gerçekleri bildiğimiz alanlarla ilgili bu algı yönetmeye devam etmeyin. Yaydığınız dezenformasyon bir kişinin intihar etmesine, bir diğerinin beyin kanamasından vefat etmesine sebep olabiliyor. Çünkü varını yoğunu satıyor. Bankalardan kredi çekiyor, dolar, euro ya da farklı alanlara yatırım yapıyor. Fakat artık lütfen Sayın Maliye Bakanımızın, Merkez Bankası Başkanımızın sözüne itibar edelim. 4 yıl bu ülkede istikrar var. 4 yıl bu ülkede seçim yok. Seçim ekonomisini yönetmeye gayret eden bir pozisyonda değiliz. Yarın yeniden IMF'nin kapısına dayanmak istemiyorsak ki ben EYT sürecinin başlı başına bir hata olduğu kanaatindeyim. Şimdi diğer tarafa bakın. Birileri diyor ki ben geldiğim gün Yusuf Bey'in tam tersini söylüyor. Yerel yönetimler özellik şartnamesine imza atacağım. Evet. Yani diyor ki belediyeler istediği gibi bütçe kullansın. Teröre destek olmak için mi kullanıyorlar?
yoksa kendi rant kavgalarında devşirmek için mi kullanıyorlar? Ya. Bu umurumuzda olmasın. Ya ne için kullanacakları ben size söyleyeyim. Kaçak elektriği savunurken diyor ki Kürdistan'ın diyor tüm enerjisini diyor Türkiye diyor sömürüyor diyor. Bu diyor düşman hukuku, sömürge hukuku değilse nedir diyor. Bunu Mardin milletvekili söylüyor. Maalesef. Yani net kameraların önünde yani söylüyor. Ki, valinin, yani yerel özellik dediğinden ne anladığını biz görüyoruz yani. Valinin ve kaymakamın hukuken yerel yönetimler üzerindeki, belediye başkanının üzerindeki vesayet denetimi olmasın diyor. Buraya kalyum atamanın ben de şüphesiz kural olmaması gerektiği kanaatindeyim. Nasıl tutukluluk kuralı ise, evet, istisnaysa şüphesiz iktidarlar da seçmenlerin tercihinin nedenli önemli olduğu gerçeğini hareket iktidarda kalmayı sürdürüyorlar. Kalyum atamak bir kural değil ama alenen sizin belediye aracınızla eğer intihar saldırısı düzenleniyorsa, belediye aracınız sınırda yakalanıyorsa, içerisinde milyonlarca TL parayla bir yerden bir yere gittiği tespit ediliyorsa, dönüp bir de belediye araştırması yapıldığı zaman bütçenin nereye gittiği belirlenemiyorsa, o zaman lütfen belediyelerin sosyal devlet ilkesinin temel sağlayıcısı olmaktan çıkarılmasına ilişkin mevzuatta düzenleme yapalım. Ben hiçbir belediye başkanı çıkıp da emekliye 5 bin lira ben vereceğim, 10 bin lira ben vereceğim demesini anlayamıyorum. Senin işin bu değil. Anlayamıyorum ve bunu söyleyebilecek ortamı oluşturulduğu halde buna neşteri atmayan hükümeti ve yasama organını da anlayamıyorum. Bir izleyicimiz yazmış, Nizamettin Tekin Bey efendi. Diyor ki İbrahim Bey ben emekliyim. Tarsis konuyla ilgili olarak İBB'yi aradım. Daha önce emekli olduğumu, herhangi bir gelirim olmadığını ve 10 bin lirayı talep ettiğimi, tek emekli maaşı geçindiğimi talep ettiğimi söyledim. Kendilerinin böyle bir çalışması olmadığını söylediler bana diye. Şu an yazıyor bir vatandaş. Sorduyuz Falabar'da alan varsa. Ekrem Bey şunu dememiş miydi? Ben bu sözü ne zaman verdim tam hatırlayamıyorum. Google'dan silinmedi mi? Hayret, eğer diyen bir yaklaşımlaysa o zaman şunu sorarım. Emekliye 10 bin lira vaat etmek senin görevin olmamalı ama galiba İstanbul'daki trafik çilesini önlemek. Ya da Ankara özelinde konuşalım. Onlar hiç gündemde yok ya. Bugün yine otobüsler yanıyordu yollarda. Neyse konu çok dağılıyor. Şimdi buradan ben Roma gezisine geçeceğim. Roma turuna geçeceğim. Müsaadenizle süre çok hızlı akıyor çünkü az vaktim kaldı. Umarım bu tur davetiniz bizim için de geçerli olur sonrasında. Güzel şaşalı bir Roma turu olmuş. Şimdi bir Roma tartışması var. Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz. Ekranda, Sözcü TV ekranında birbirine girdi. Bir de Ruşen Çakır'ın bir açıklaması var. İkisini de izlettireceğim. Hızlanmam gerekiyor biraz çünkü Ruşen Çakır diyor ki ya işte spor şeyi vesaire diyor. Benim diyor hani olimpiyattan falan anlamadım bilmiyor musun diyor. Hani biliyor diyor ama diyor çağırdı ben ne yapayım diyor. Yani, Ruşen Bey çağrıldı değil eşiyle de katılmış, bravo. Bir izleyebiliriz arkadaşlar. İkisini arka arka üzerine devam edeceğiz. Çünkü Özgür Özel'den bir açıklama var. İlginç bir açıklama. Masrafları kim ödedi? Yani öyle bir şeyin masrafını bizim ödeme, yani şunu deselerdi tamam gidiyoruz ama kendiniz geleceksiniz gelin deselerdi gidemezdik. Çok açık yani. Öyle bir imkanımız yok. Yani ayrıca da niye gidesin? He? Niye gidesin? Neden gidesin? Sen niye gidesin yani? Yani evet. Yani ancak masraflar karşılanırsa gidersin, evet, böyle bir gezi. Ama işte yani aslında kimse gitmez belki de. Tabii. Yani. Tabii canım öyle bir şey var. Ama yani şimdi orada yok işte olimpiyat, spor şeyi sizin ne işiniz var vesaire falan. Yani tabii ki biliyorum. Beni çağırdığı zaman o bilmiyor mu? Ruşen Çakır ne anlar olimpiyattan? Olimpiyat ama da değil aslında. Peki bir de İsmail'i verelim lütfen. Avrupa. Evet. Hayır şey. Ya ben yani bu tür seyahatleri çok savunmam, tasvip de etmem. Abi onu tasvip etmeyecek bir şey yok yani. Bu kadar da mazeret. Ben katılmıyorum sana. Yok ben şunu diyorum. Abi biz seninle beraber yok, gitmedik mi geziye ya? Ya şunu diyorum. Yani bunun ta ayıplı bir şey değil ki bu. Ya onu da. Yani ben bildim bileli bu geziyle bunu ya. Anlatamadım İsmail. Abi öyle bir ayıplı anlattın ki ben bunu. Hiç ayıp yani yok. Ben bir daha giderim diyorum. Senin gibi düşünmüyorum. Ya, sen de daha önce katıldın. Değil. Ben de katıldım. Ayıp değil. Sanki bir mazeret bildiriyormuş gibi. Ne mazeret bildireceğim? Peki şimdi İsmail diyor ki abi sen de gittin diyor. Daha önce beraber de gittik diyor yani. Şimdi geldiğimizi burada gömüyorsun ekrandan diyor. Deniz Bey çağırmamış mı bu defa? Yok Deniz Bey'i çağırmamışlar. Enver Aysever'le şeyi de çağırmamışlar. Neydi o Çankaya'dan belediye başkan adayı olan bir tane? İrfan Değirmenci. İrfan Değirmenci. Onu da çağırıp çok sinirlenmişler hepsi. Ayıp falan diye söylüyorlar ki yani. Evet, Cevazi ile evvelinizi biliriz diye bilen var. Allah'tan medya maalesef küçük, biz bizi biliyoruz. Ben itiraf edeyim efendim. Ben 2011'de Expo gezisine gittim. İzmir Belediyesi davet etmişti.
söyleyeyim yani, kabul edeyim ondan sonra o dönemlerde. Ve bu tür geziler zaman zaman gazetelerin götürüldüğü gezilerde, ama hani bu kadar büyük bir heyetle, bu kadar kalabalık, bu kadar hani sadece bir imza törenine gidildiğini ben de çok hatırlamıyorum. Enteresan ben bir konuşayım süreç. Ben konuşayım bununla ilgili biraz. Efendim? Biraz konuşayım. Peki iki cümle alayım, sürem çok hızlı. İki cümle değil yani. Ruşen diyor ki, Ruşen Çakır. Ben diyor gidemem. Ben gidemem. E ne yaptın Texas Crest Foundation'dan 460 bin dolar para aldın sen? Fondaş. Fonları ne yaptın? Dolar almış demek ki. Dolar almış. Doları bozdurmak istemiyordur. Doları bozdurup dolar mı almış? Doları belki bozdurmak istemiyordur. Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan belgelere göre 65 bin dolar aldın. Ne yaptın bu paraları? Bir Medyascope'un YouTube sayfasıysa ben evde de yapıyorum o işi. Ne yaptın? Paraya gerek yok. Araya hanımefendiyi de almışsın. Ya senin 450 bin dolar bizim bu ömrü ahir hayatımızda toplu olarak... Ben kafamdan hesaplamaya çalıştım, hesaplayamazsın. Yorma kafanı sen. Ben soruyorum Ruşen Çakır'a. Ne yaptın kardeşim Texas Crest Foundation'dan aldığın paraları? Şimdi İsmail'le ilgili iki cümle söyleyeyim. İsmail orada diyor ki, ya diyor, yani diyor, ben diyor gittiğim diyor Kemal Kılıçdaroğlu'yla da gidiyorum diyor, Özgür Özel'le de gidiyorum. Bak, İsmail'in en bildiği şey hakikat ile üstü örtülmesi gereken hususları salata tabağında karıştırıp ortaya sunmasıdır. Kemal Kılıçdaroğlu'yla gittiği uçağın parasını devlet mi vermiş? Özgür Özel'le gitmiş olduğu uçağın parasını devlet mi vermiş? Siz İstanbul Belediyesi'nden gittiniz. Peki diyor ki ben iyi bir muhabirim. Evet, sen tanınmış bir gazetecisin ama iyi bir muhabir olsaydın Amerika'da hamburger kaçamağı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Aa bizi ne güzel ektin Kemal Bey" falan diye de metiye düzmezdin. Ama şuna katılıyorum. Evet, gazeteciler gider. Siyasetçi de çağırır. 100 dolarlık, 150 dolarlık, hadi 200 avroluk bir otelde kalır. Tamam mı? 8 kişiyle, 10 kişiyle mahdut olur. Hiç kimse de 1600 doların hesabını yapmaz. Tamam mı İbrahim? Bu bir. İki, Cumhurbaşkanı'nın uçağıyla yurt dışına gidenlerin bütün masrafları kendi gazeteleri tarafından, doğru, karşılanır. Şimdi Nevşin Mengü diyor ki biz o paraları diyor nereden bulup da verelim? O paraları diyor vermemiz için diyor bizim diyor CNN International ya da Reuters seviyesine gelmemiz lazım. Bu ne demek biliyor musun? Yemin ediyorum yaşadığım, nefes aldığım sürece bu gezilere para vermeyeceğim demek. Peki şimdi bir Hatay Belediye Başkanı'nın bir açıklaması var bu süreçle ilgili olarak. 1.9 milyar lira nerede diye soruyor. Çünkü belediye başkanı göreve geldiğinde bakmış ki Mehmet Öntürk 7.5 milyar lira açık var kasada. 1.9 milyar lira da 30 gün kala seçime harcanmış. Nereye gittiği konusunda da bir pankart yaptırmış. Biz izleyebilir miyiz arkadaşlar? Başkanım siz Roma'ya gitmiyor musunuz? Ya ne Roma'sı, bizim İskenderun'a gidecek paramız yok ya. Benzin parası yok belediyenin. Roma'yı nereden çıkarttı? Bizim kardeşim 7.5 milyar borcumuz var. 7.5 milyar. Ve bunun 1.9 milyarı son 35 günde yapılan borç. Bak burada listemiz var, borç listemiz. Tamam. İnşallah bunu şey olarak görmeyin ha. Bahane etmiyoruz. İnşallah milletimize verdiğimiz ne söz varsa hepsini yapacağız Allah'ın izniyle. Tamam mı? Endişe etmeyin hadi. Peki AK Partili Hatay Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün Allah yardımcısı olsun. Hani verdiğimiz sözleri de tutacağız diye de söylüyor. Üstad sizden bir değerlendirme almak isterim. Yani seçime 30 gün kala 2 milyar lira harcamak da biraz haksızlık değil mi? Hani... Kesinlikle haksızlık. Yani seçim... Yani Roma gezisini falan konuşuyoruz ama yani devede kulak kalır herhalde 2 milyarın yanında. Aynen. Yani Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın daha önce zaten ciddi sorunlar yaşadı. Belediye Başkanlığı adaylığı sürecinde sorun yaşadı. Tahminim bir dağıtım mekanizması, devletin parası üzerinden dağıtım mekanizması oluşturmuş olabilir. Yani bu... Yani para kuleleri her yerde mi? Her yerde. Yani aslında şöyle bir sorun var. Daha önce de birkaç kere değinmiştik. Günümüzde ciddi bir ahlak kıyımı yaşanıyor. O para kuleleri meselesinde şöyle bir düşünce gelmişti aklımıza. Kimse o para kulesinin bir yolsuzluk, bir ahlaki sorun olduğunu düşünmedi. Yani yetim malı olduğunu düşünmedi. Devlet malı, beytül malı ait bir sorun olduğunu düşünmedi. İmamoğlu'nun onu krizi nasıl yöneteceğini merak ettiler o dönemde. Yani... Şimdi bu zafiyetten
ister istemez siyasetçiler de faydalanıyor. Bu korkunç bir gerileme bizim için. Yani şimdi Lütfü Bey onunla ilgili ciddi şeyler yapabilir. Yani spekülasyonlar da yapabilir. Daha önce de şey yaptı. Seçimler bittikten hemen sonra bütün CHP'li belediyeler de pankart astı. Pankart astı. Yani CHP'den korkunç. Borç alan CHP'liler de pankart astı. Gerçekten yani çok yani. Garip bir süreç yaşadık. İşte siyasette popülizm bu. Aslında şu da var. Bazı belediyeleri ben yakinen takip ettim. Yani belediyeye ciddi anlamda kazan sağlamış ama bu süreçte dağıtım mekanizmasını iyi kuramamış. Halkla iletişimi iyi kuramamış. Seçimi kaybetmiş. Ben size örnek vereyim. Metin Mesut Belediye Başkanı denk bütçe bırakmış. Bütün vaatlerini yapmış. Behzat Ç'ye kaptırdı belediyeyi. Behzat Ç ne yapıyor o da? Kertenkele danslı şeyler, konserler. Çok eğleniyorlar ama. Hatta Metin yazmış. Kardeşim eğlenmek bizim de aklımız. Kıskanmayın falan. Yani. Eyvallah. Şey de söylemeyeceğim. Konser ben de belediye tutuyor. İsmi vermeyeyim ama bizim tanıdığımız bir belediye başkanı da fabrika yaptı. Yani şehirde istihdam oluşturdu. Fakat seçimi kaybetti. Yerine gelen belediye başkanı daha önce küçük bir ilçede belediye başkanıydı. Orada adı şaibelere karışmış. Enteresan o, siyaset çok acayip tabii, gerçekten. Ve şeyi kaybetti. Yani kendi 10 bin nüfuslu şehri kaybetti. Merkez ilçeyi kazandı. Ve ilk çıktı yolsuzluk yapılmış burada dedi. Neden dedi? Çünkü gelecekteki yolsuzluk. Olası yolsuzluğun önünü örtmüş oldu. Evet. Peki üstad şimdi popülist siyaseti konuşuyoruz. Köpek meselesi de bu aralar çok popülizmi kurban ediliyor gibi bir tartışma sürecinden geçiliyor. Emin Çapa Halk TV'de ekranda bir yorum yapıyor. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar? Elinizi vicdanınıza koyun. Yapmayın bunu. Bu dünya size ait değil. Bütün bu dünyayı hepiniz sığıyorsunuz. Katiller, caniler, tecavüzcüler, çocuklara saldıranlar, kadınları doğrayanlar sığıyor da. Sokak hayvanları mı sığmıyor ya? Bir insaf edin. Bir elinizi vicdanınıza koyun Allah aşkınıza. Yapmayın bunu. Peki ne yapmak lazım? Biz de istemiyoruz sokaklarda bu hayvanlar aç, soğukta otursunlar. Hayvanseverler bu hayvanlar sokaklarda üşüsünler, donsunlar, aç ve susuz kalsınlar mı istiyorlar zannediyorsunuz? Hayır, kısırlaştırma yapacaksınız. Avrupa'da yokmuş. Evet 1800'lerde başladılar bu işe. Kısırlaştıracaksınız. Sonra onları alacaksınız, rehabilite edeceksiniz. Bu iş 4-5 yıl içinde vicdanen halledilecek. Mansur Yavaş CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Ona da soruyorlar diyor ki kardeşim bu kısırlaştırma falan olacak iş değil. İş artıyorlar şirazesinden çıktı yani. Biz hani, ama 5 sene önce de köpeklerin sokakta insanlar açısından büyük tehlike oluşturulduğu söylendiğinde kerameti kendinden menkul Ankara'nın belediye başkanı bu tür düşüncelerin genelde muhafazakar camiaya ait düşünceleri hatırladın değil mi? Doğru hatırladım. Ya evet. Hatırlatırız böyle. Evet. Ve hatırlatırız. Şimdi Mansur Yavaş diyor ki ya diyor toplamaya araç gönderiyorum diyor. Bu hayvanseverler, tırnakçı, köpekseverler taşıyorlar diyor. Barınağa gelin çalışın diyorum diyor. Gelip çalışmıyorlar diyor. Size barınak kurayım siz işletin diyorum diyor. Hayır diyorlar diyor. Biz barınak kuralım diyoruz diyor. Barınak olmaz. Büyük bir tane şey yapacaksın. Çiftlik yapacaksın. Hayvanlar rahatça gidecekler, gelecekler. Doğal yaşam alanı. Doğal yaşam alanı olacak diyor. Buna bütçe yok diyorum diyor. Şimdi bugün İbrahim Yumaklı, Tarım Orman Bakanı dedi ki 4 milyon köpek var Türkiye'de. Ve Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'yi kudu listesine almış vaziyette. 5 yılda kaç kısırlaştırma yapabilmişler? Yılda 260 bin. 5 yılda. Yok 5 yılda ortalama 260 bin yılda, yıllık. He. En yüksek maksimum kapasite 350 bin. Diyor ki yani %70'ini bile yapsanız kısırlaştırma senede 2 kere 6'şar 8'er hayvan doğurduğu için yavru yaptığı için yetmiyor. Önüne geçemiyoruz diyor. Yani hani şimdi ne olacak peki ne yapalım yani hani şimdi mesela 4 milyon köpek var 100 milyon köpeği mi bekleyelim ya da bu arkadaşların gönlü olsun diye çocuklar sokaklarda parçalanmaya devam mı etsin? Özgür Özel'i dinledim ben. Evet diyor insanların özellikle fakir mahallelerde diyor şeyleri var, sorunları var. Eyvallah. Tükenci ciple uzlaşıp diyor hep birlikte bu işi diyor video karara vereceğiz. Ama diyor uzlaşmamız hiçbir şekilde uyutma üzerine olmayacak. Ne üzerine olacak? Onu da konuşacağız. Bak hep sonuçsuz. Bir tek sonuç kalıyor çünkü geride. 4 milyon köpek milletin evladını yiyor. Milletten bir de tutuyoruz. Köpek konusunda ne dinliyoruz İbrahim? Nasıl? Vaaz dinliyoruz. Hayvan sevgisini öğrenin falan. Ya ben barınaktan aldım bakıyorum evin bahçesinde.
Bize mi öğretiyoruz? Milletin çocuklar... Ya bu popülist siyaset bizi nereye götürecek üstad bu şekilde? Şimdi mesela bugün Fatih Erbakan'ın işte açıklamaları vardı. Bugün video geldi. Fatih Erbakan aracı 150 kilometre hızla giderken otoyolda köpek çıkıyor önüne. Şoför son anda manevra yapıyor. Son anda yani. Olsa takla da atanlar var. Kurtarıyor. Arkasındaki eskort koruma o da son anda manevra yapıyor. Kurtaramasa vurup takla atıp gidecekler yani. Buna Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı biliyorsun. Evet. Sadece geçen yıl köpeklerin otobanlarda, otoyollarda, karayollarında oluşturduğu bu söylemiş olduğun tehlikeden dolayı 50 kişi yaşamını yitirmiş. Ya. Maalesef trafik kazalarına sebep oluyor. Bu popülist siyasi söylem ve yerel yönetim üzerinden başlayıp burada bitirmek isterim izin verirseniz. Şimdi biraz önce Roma gezisi benim için de kıymetli ve ilgi çekiciydi. Çünkü basın meslek etiği kanunun 3. ve 12. maddesine göre hiçbir basın mensubu şahsi menfaat gözetemez. Ahlaklı, tarafsız ve bireysel çıkarlı gözeterek doğrudan bu tip eylem ve faaliyetlerde bulunamaz diyor. Şüphesiz basın meslek etiği gazeteci açısından bağlayıcıdır. Ekrem Bey'in bir yorumu vardı. Biz burada 2027 Avrupa oyunlarını tanıtımını yapmaya gittik Roma'ya. Ben de katılıyorum. Olimpiyatlar için oldukça önemli bir sınav olacaktır Ekrem Bey. İstanbul ve Türk milleti için ama geceliği 1500 euro olan bir otelde 3 gece konaklatmak. Toplam 78 kişiyi yanında götürmek ve gidenler arasında bir tane dahi milli sporcu yoktu. Onu bir yana bırakıyorum. İstanbul Üniversiteler şehri 12 tane üniversitesinde İstanbul'un doğrudan spor meslek okullarına ilişkin alanlar var. Beden eğitimi gibi bir tane rektör, bir tane üniversite hocası, bir tane doçent, bir tane profesör yoktu. Giden gazetecilerden sadece 6 tanesi spor gazetecisiydi. Dolayısıyla Ruşen Bey'in pişkin bir eda ile söylediği cümlelerin altını... Ben onu fiyattan ne anlarım? Ben ne anlarım? Niye gittiniz? Ama duyduğumuz kadarıyla bazı alkolü içeceklerin tadına baktıkları akşamlarda doğrudan fatura ettikleri rakamların İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ödendiğini doğru izleyicilerimiz bilsin. 22 milyon lira. Güzel. Ne 22 güzel. Milyon TL'lik bir harcamayla emin olun. Gerçi çok önemli bir para işler değil ya. 1 milyar lira reklam bütçesi Hatay'da var. Hatay'da gidenin %1'i kadar. Doğru. Dönüp doğru. Hatay'a doğru baktığımız zaman son bir ayda 2 milyar TL nereye gitti sorusu. Peki süren bir köpek devam konusuna gelmem o zaman lazım. Benim Ankara 2. Barosu'nun da bir önerisi var burada. Uyutma değil. Önce onu söyleyeyim. Diyor ki 1. Toplatılsın. 2. Barınaklara konulsun. 3. Barınaklardan sahiplendirilme istensin. 4. Hasta, sıkıntılı, saldırgan, uyuz şüphesi olan hayvanlar uyutulsun. Bununla beraber topyekun uyutmanın bir çözüm olmayacağını. Kimse onu savunmuyor ki. Tabii. Ya sanki böyle bir köpek soykırımı yapılacakmış gibi bir hava var. Öyle bir şey algı yaratıldı. Bu halde çok tehlikeli. Burada bile kutuplaştırmayı itiyorlar insanları. Ama hadise şu. Biz kanunda çok seri değişiklik yapıp belediyelere buraya bütçe ayrılmasının zorunlu olduğu bir hüküm getirip bir tane ricada bulunacağız. Bir konser eksik yapın ey Etimesgut Belediyesi. Peki. Bir konser eksik yapın, barınaklarınızı kurun ve bir konserinize ayırdığınız 17 milyon TL ile bir yıllık bunların barınaklarda giderlerini sağlayabilirsiniz. Bu realiteyi vurgulayalım ama sokak hayvanları sorunu acil, çözüm bekleyen meseledir. Altını çizelim. Peki, üçüncü başlığa geçeceğim. 6 dakikam kaldı. Kısacık da olsa bir değerlendirme almak istiyorum. Bugünü sıkılamak istemiyorum. 27 Mayıs'tan bugüne diye Menderes'in savunmasından kısacık bir bölüm izlettireceğim. Çok kısa zaten. Aslında baktığınızda çok da değişen bir şey olmuyor efendim. İşte az önce paylaştım. Yani Kaan'ı yerli motorla uçurum, bikini giyeceğim diyen, TOG hala yok diyen, ondan sonra ya işte bu Kaan dedikleri uçmuyor aslında diyen bir sürü örnek var. Bir zihniyet ne yazık ki o zaman da karşımızdaymış. Bakın Menderes savunmasında bundan nasıl bahsediyor. Esasen öteden beri milletçe kalkınmamızın düşmanı kesilmediler mi? Şimdiye kadar memleketin muvaffakiyetlerinden birisini dahi kale alıp bahsettiler mi? Türk milletinin zeka ve gayretinin mahsulü olan bin bir eserden birisine bile başlarını çevirip baktılar mı? Milletin olan her güzel şeyden birisini dahi benimsemek faziletini gösterdiler mi? Hayır. Aksine olarak her muvaffakiyeti bir felaket, her güzel ve muhteşem eseri bir zarar diye göstermek için seneler ve senelerdir nasıl çırpındıklarını milletçe bilmiyor muyuz?
Şimdi yayından önce de İdris kardeş bir video paylaşmış. Aramızda onu izliyorduk. İşte geçmiş gazetelerdeki o işte spekülasyon içeren manşetleri. Sayın Alavar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Menderes'i alsan zihniyete yönelik eleştirilerini paylaştı. Ve yeni anayasa milli bir ödevdir. Muhalefet bundan kaçmasın çağrılarına da bulundu. 4 dakikam kaldı ama kısa da olsa birer konuşalım istiyorum. Şimdi Menderes'in bu ortaya koymuş olduğu savunma çukur mahkemelerde yapmış olduğu konuşmadır. Utanmadan ahlaksız adamlar kendi bu oluşturdukları darbe mahkemelerine yüksek mahkeme adını taktılar. Ben Menderes'i ortadan kaldıran, ona darbe düzenleyen zihniyetin dipdiri bir şekilde aramızda hiçbir heyecanından bir şey kaybetmeksizin dolaştığını düşünenlerdenim. O yüzden herkes son derece müteyakkız olmaya devam etmeli. Türkiye'nin siyasi tarihinde sadece bir darbe milletin çıplak elleriyle bastırıldı. O da 15 Temmuz. Fakat 15 Temmuz'da kimlerin belediye başkanlarının steril ve korunaklı evlerinde kravat değiştirip ellerinde kahveyle tankların Türk gençliğinin üzerinden paletleriyle geçip bedenleri parçalayarak ortaya çıkan görüntüleri izlediğini biliyoruz. O zihniyet hala dipdiridir. Bugün %51'e getirilmiş Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi Menderes'in katlini ve şehit edilmesiyle ilgili hususlarda kabrine gidip el açmayı icbar ettiği için bu yapılmaktadır. Eğer şartlar bugün tekrardan o vesayetçi mekanizmanın parametrelerini hayata geçirmeyecek şekilde ortada bulunmasına müsaade etse, Süheyl Kaplan gibi hiç tereddüt etmeksizin meğerse bizim ordumuz kağıttan kağıttan kaplan demesi gibi insanların piyasaya döküleceklerinden şüpheniz olmasın. 27 Nisan e-muhturasında, 15 Temmuz'dan biraz daha geriye gidelim. Muhtıra verildiğinde Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin ortaya koymuş olduğu söylemler internet servis sağlayıcısında bol miktarda var. Dolayısıyla ben yalanlar, iftiralar ile sandıkta alt edemedikleri Menderes'i bir şekilde itibarsızlaştırarak ortadan kaldırma noktasında çok başarılı bir psikolojik harekat yürütüldüğünü düşünüyorum. Fırsat bulsalar bugün de o psikolojik harekatı ortaya koyacaklar. Fakat elhamdülillah atılan her yalana karşılık verebilecek serdergeler bu ülkede var. Çıkıyorlar YouTube dahil olmak üzere, sosyal medya dahil olmak üzere, bu kanallar dahil olmak üzere yüzlerce kamunun vicdanını yansıtan insanlar kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle bu yalanların üzerlerine gidiyorlar. Dolayısıyla Menderes'in o şartlar içerisinde nasıl itibarsızlaştırıldığını anlamak isteyenler Akis gazetesinin o zaman dergisinin o zamanki nüshalarını okusunlar. Bugün o Akis dergisinin... Şu an bazıları ekran veriyor arkadaşlar, evet, o dönem manşetlere yansıyanları. İşte cesetler nasıl bulundu, Ardahan'ı satmak üzereydi, gençler kıyma makinesinden geçirildi, birçok yalan. En sonda da Yılmaz Büyükerşen'in matbaasında basılmış el kağıtlarında Menderes'in kaçarken 12 uçak dolusu altın ile tevkif edildiğini söyleyen matbaada kağıtlar basıldı. Şimdi biz Yılmaz Büyükerşen'i, o zaman matbaada onları basaraktan bir gayret geçtiğin içine girmiş. Bugün de Osmanlı'yı, ki Eskişehir'i Osman Gazi fethetmiştir, anlattık burada. Beyaz kadın, hatta o karı diyor da ben demeyeyim, beyaz kadın ticareti için sefere çıktığını söyleyecek bir zihniyet. Şimdi dolayısıyla Akis dergisine iyi bakılsın İbrahim. Akis dergisini çıkartanların çocukları bugün Türkiye'de tek adamlık masalı anlatıp demokrasi kasıyorlar. Allah'a çok şükür öyle bir aileden gelmeyip bu ekranlarda anası babası durduğu yer belli bir ailenin evladı olarak bunları rahatlıkla söyleyebiliyor. Peki bir dakikada sizden rica edeyim. Erdoğan da 22 yıldır biz de bu saldırılara uğruyoruz dedi bugün demokrasi adasından. Evet. Sağ siyasetle ilgili biraz önce bir şey söylemiştim. Amerika ile esas mücadelelerin kim olduğunu göstermesi bakımından bir örnek vereceğim. Rahmetli Menderes ülkeyi kalkındırmak için kredi arayışında. Amerika Türkiye'nin tarımsal düzlemde devam etmesini istiyor. Menderes Rusya'ya iki bakanını gönderiyor. Bu iki bakan Hasan Polatkan ve Fatih Rüştü Zorlu. İdam edilen değerli. Evet. Peki sokakta gösteri yapan kimdi? Solcu öğrenciler. Yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'ne giden iki bakan ve iktidara karşı solcu öğrenciler
gösteri yaptılar. Çetin Yetkin'in Karşı Devrim diye bir kitabı var. Türkiye'yi Amerika'ya bağlayan esas kimmiş? O kitapta ayrıntılarıyla var. Peki. Biraz tarih okumak lazım. Süren bitti ama üstelik bir son cümle söyleyelim. Arkadaşlardan ekstra istedim ama ana kumandaları alamadık Adnan bugün. Adnan Menderes'e, Hasan Polatkan'a, Fatih Rüştü Zorlu'ya gani gani rahmet dileyelim. Abi. Toplum değişti, dönüştü. Yeni bir toplum sözleşmesine, hak ve hürriyet temelli yeni sivil bir anayasaya hem ihtiyaç olduğu kanaatindeyim, hem de yıllardır demokrasi aşığı olan, cumhuriyet sevdası olan bu milletin sivil anayasayı hak ettiğine dair inancımı paylaşmak isterim. Ben de aynı fikirdeyim. Yeni anayasa milli bir görev ve muhalefet bundan kalkmasın dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi en azından usulü konuşmak lazım. Yani siz de tekliflerinizi sunarsınız, karşı görüşte olabilirsiniz, beğenmediğiniz maddeler olabilir ama komple kapıyı kapatıp ben darbe anayasasıyla yaşayacağım demeyi ben kendi adıma içime sindiremiyorum. Aslında. Takdirde milletin elbette. Masada ne vardı veda vakti geldi efendim. Mottomuzu unutmayın. Bizi menüye yazmaya çalışanlara inat. Hep masada olmaya, masa kurmaya ve bu mücadeleye devam edeceğiz. Hoşçakalın.